Kayıtta başladı. Evet, herkes hoş geldi. Sevgili panelistler hoş geldiniz. Bütün dinleyiciler hoş geldiniz. Kalkınma ve barış için spor günümüz kutlu olsun. Önce öyle başlayalım. Bugün burada Kıvanç Ergun var, adım adım dönem başkanı. Şule Serter var, Aktif Yaşam Derneği'nden ve sevgili Yavuz Ölken de burada, Aksa Sigorta Genel Müdürü. Ve İknur burada, Bilgi'den sevgili çalışma arkadaşım. Şimdi benden önce İknur Bey hoş geldiniz diyecek size bölüm adına da. Ondan sonra da yavaş yavaş panelimize geçeceğiz. Buyur İknur'cum. Teşekkürler Itır. Gerçekten bir maratoncu olarak bugün yine etkinliklerde bizi destekleyerek ve moderasyonda hiç yorulmadan bizimle olarak o dayanıklılığını gösterdin. Çok teşekkürler her zamanki enerjin için. Ben teşekkür ederim. Biz Bilgi Üniversitesi olarak Itır'la birlikte pek çok bu sporun sürdürülebilirlikteki, sosyal gelişmedeki rolü üzerine etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Bugün ilkini gerçekleştirdik UNDP ile birlikte, şimdi de sizinle birlikteyiz. Çok mutluyum burada da birlikte olmaktan. Bugün işte markanın ve sivil toplumun aslında çevresel sürdürülebilirlikte nasıl bir katkısı olabilir sporla birlikte, bunu konuşacağız. Biz spor yöneticiliği için bu yöneticiliği olarak bu tür etkinlikleri yapıyoruz. Aynı zamanda artık bu etkinlikten itibaren çevre, enerji ve sürdürülebilirlik araştırma ve uygulama merkezimizle de birlikte çalışıyoruz. O anlamda Ayşe, Profesör Doktor Ayşe Uyduranoğlu hocamızın da mesajını size iletmek isterim. Kendisi sınavı olduğu için katılamadı. O şöyle diyor: spor sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma amaçlarını her açıdan kucakladığı için bu amaçların gerçekleştirilmesinde çok önemli bir role sahiptir. Aynı zamanda bu dönemde önemini çok daha iyi kavradığımız uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve barışa yönelik işbirliklerinin daha da kuvvetlendirilmesine de katkıda bulunacaktır. Tam da evet, bugün işbirliklerini konuşacağız. Hepimiz birlikte ne yapabiliriz bunu konuşacağız. Burada olduğunuz için tekrar çok teşekkürler. Çok teşekkürler İknur Hocam. Ben kapatacağım ekranımı ve heyecanla sizi takip tamam. edeceğim. Çok görüşmeler. Teşekkür ederiz. Evet, sivil alanın ve iş dünyasının bir aradalığı bizim için de çok kritik ve sürdürülebilir kalkınma amaçları için de 17 çok sevdiğimiz. Çünkü amaçlar için ortaklıklar yaparsak ancak onlara ulaşabileceğiz. Ben bugün Yavuz Bey'le başlamak istiyorum. Çünkü sürdürülebilirlik ve spor kavramları aslında çok yeni yan yana geliyorlar. Fakat siz Aksa'da yaptığınız bütün projelerde, bütün spor sponsorluklarınızda hep sürdürülebilirlik vurgusu yapıyorsunuz, iklim krizi vurgusu yapıyorsunuz, sağlıklı bireylere değiniyorsunuz. Her zaman bunu sürdürülebilir kalkınma perspektifinden anlatıyorsunuz. Sizden dinleyebilir miyiz? Neden böyle ve neler yapıyorsunuz? Öncelikle böyle bir panelde olmak çok keyifli. Kendimizi ifade etme fırsatı buluyoruz. Çok toplantıya ve panele katıldım. Bugün heyecanlandım. Yani az evvel Erkan Bey galiba yazmıştı kıpır kıpır için. Birdenbire bende de o kıpır kıpır bir hayat olmaya başladı burada. Şimdi tabii biraz ben basit bakıyorum. Yani yanlış anlamayın. Konu aslında çok kompleks. Yani globalden Türkiye'ye doğru geldiğiniz zaman iyice karmaşıklaşıyor ama basit baktığınızda daha kolay anlıyoruz. Şimdi Birleşmiş Milletler bütün dünya toplumlarını kucaklayan 17 tane kalkınma maddesi koymuş. Çevre ve insan odaklı. Daha başka bir şey yok içinde baktığınız zaman. İnsan ve çevre var. Diğer taraftan benim mesleğim sigortacılık. Sigortacılık sisteminde 10 yıllar, hatta Aksa Türkiye'de 125 yılı geçti, 128. yılda. Yani yapılabiliyorsa 100 yıllar ayakta kalmak zorundayız. Ve bizim hayatımız, benim mesleğimin içinde insan için değerli olanı korumak var. Yani bu insan hayatı var, insan sağlığı var, insanların sahip olduğu varlıklar ve veya insanlara hizmet eden doğamız var. Bütün bunları korumak. Şimdi resmi böyle çizmeye başladığımız zaman Aksa'nın son 5-6 yıldır dünya üzerinde yaptırdığı çok önemli global araştırmalar var. Gelecek Riskler Raporu. Biz bu Gelecek Riskler Raporu'nu her sene okurduk ve karşımıza şu çıkardı: 1- küresel ısınma, iklim değişimi. 2-
Konjonktüre bağlı olarak sosyoekonomik riskler, terörizm, siber riskler, pandemi ve salgın hastalıklar 8-9. Sıralarda yer alır. Ama hepsini, raporun tamamını okuduğunuzda aslında birbirleriyle bağlantılılık ilkesi olduğunu görürsünüz. Yani pandemi neden ortaya çıkacak? Salgın hastalığı bugün COVID-19 diye tanımlamıyor. Çok farklı salgın hastalıklar var. Küresel göçler, insan göçleri, açlık göçleri söz konusu dünyada. Bütün bunları yan yana koyduğumuzda hep sürdürülebilirlik ortaya çıkıyor. Çünkü bugün yarını çözmeniz yetmeyecek. Küresel ısınma olayını dikkate aldığınızda dünya her yıl ısınıyor. Ama bu şöyle bir strateji değil. Yani 2030-2050 yıllarını hedefliyoruz. Küresel ısınmayı 1,5'ta sınırlı tutmak istiyoruz. Ama bu şöyle değil. Isıtalım da son yıl geldi 364. günde aşağı çekelim şalteri ve ısınma bitsin. Böyle bir dünya yok. Yani her gün etki yaratıyoruz, her gün bir şeyi bozuyoruz ya da her gün bir şeyi toplama şansına sahibiz. Dolayısıyla benim için, şirketim için, birey olarak da, kurum olarak da sürdürülebilirlik bu manada çok önemli. Peki spor nerede? Yani bugün konuyu çok da sporun dışına taşımayalım. Spor çok önemli çünkü pandemi bize şunu öğretti. Sağlıklı olmak ne kadar değerliymiş. İnsan sağlığı ne kadar önemliymiş. Biz kalkıyoruz, hareket etmeyi, işte sizlerle beraber çok önemli bir projeye imza attık. Haziran ayının 5. gününde 2020'de pandemi döneminde dünya için hareket et dedik. Bir tarafında küresel ısınma, iklim dedik. Bir tarafında da sağlıklı olmak için hareket et dedik. Hareket etmekten bahsediyoruz. Çünkü toplumlar bireylerden, insanlardan kurulu. İnsanlar sağlıklı olursa, sağlıklı olmanın ne demek olduğunu anlarsa o zaman çevresine sahip çıkacak. Çevresine sahip çıktığı zaman karbon ayak izini de azaltacak, su ayak izini de kontrol edecek ve birdenbire ekosisteme doğru kucak açmış olacağız. Kucağımızı ya da onu biraz daha yakınımıza çekmiş olacağız. Dolayısıyla söyleyeceklerim böyle ve hareket etmekle alakalı da sadece pandemiye odaklanmamak gerektiğinin altını çiziyoruz hep önümüzdeki günler için. Bu dönem yani biraz daha sürecek. Evet çok acı. Ertelenmiş sağlık problemleriyle karşılaşacağız. Hepimiz hazır olalım. Yani bugün ekran başında oturmanın bile bize bir maliyeti var. Ama şunu atlıyoruz. Yani dünyada aşağı yukarı senede 18-20 milyon dünya vatandaşı, dünyada yaşayan insan kalp ve damar rahatsızlıklarından ölüyor. Yani çok özür diliyorum bu matematik örneğini verdiğim için. Hareketsizlikten bunların çoğu. Tabii genetik de var ama hareketle bunlar çözülebilir. Matematik formülü şunu diyor. Her 7 dakikada bir 200 ila 250 yolculu Boeing uçağı düşüyor demek bu. Yani 18-20 milyon insanın kalp ve damar rahatsızlığından sadece ölüyor olması eşittir. 7 dakikada bir uçak düşmesini nasıl karşılıyoruz bir düşünelim. Dolayısıyla hareketsizlik, sürdürülebilirlik, sağlık, kalkınma yan yana geldiğinde bizim için artık vazgeçilmez bir tutkuya dönüştü deyip İlk turda böyle bir değerlendirme yapmış olayım. Evet, çok teşekkürler. Gerçekten çok değerli bir perspektif. Bizlerin de çok kurumlara örnek olmasını istediğimiz bir perspektif. Kesinlikle konuya 360 derece yaklaşıyor olmanız çok çok değerli. Buradan Kıvanç'a geçeceğim. Bugün Kıvanç'ı adım adımı temsil ediyor. Ben soruların cevabını biliyor olsam da sizler için tekrar soracağım. Evet, adım adımın tabii hem bireylerin hem toplumun iyi olma haline katkısı var. Ve aslında bütün proje bunun üzerine kurulu. Onu senden dinleyelim. Sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma perspektifinden baktığımızda adım adım ne yapıyor? Hem bireye hem topluma. Kısaca ne yaptığımızdan hemen bahsedeyim. Biz aslında sivil toplum kuruluşlarının kaynak geliştirmesine aracılık ediyoruz ve bunu da hareket ederek, özellikle dayanıklılık gerektiren sporları yaparak sağlıyoruz. Kalkınma amaçlarına baktığımda tabii ki hepimizin en temel derdi eşitsizliklerin azaltılması, yani 10 numara. Arkasından bunun için hareket etmeye başladıktan sonra sağlık kazanmaya başlıyoruz. Koşucu olarak temel hedefimiz başta o olmasa bile ya da yürüyen bir kişi olarak sağlık ve kaliteli yaşam kazanıyoruz. Yani 3 numara. Ardından da senin de başta söylediğin gibi Itır 17 numara geliyor. Amaçlar için ortaklıklar.
Çünkü sivil toplum olmasa, yürüyenler, koşanlar olmasa, bağışçılar olmasa, bu işe inanıp sponsorluk yapanlar olmasa aslında çok da bir şey yapamazdık. Temelde bunlar ama tabii ki biz yürüyüp koşarak, bağış toplayarak günün sonunda yoksulluğa çare bulunmasına, açlığa son verilmesine, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, dolayısıyla hepsi için aslında harekete geçmiş oluyoruz. Yavuz Bey'in dediği gibi baktığımızda son derece basit aslında, artılar ve eksiler var ve biz o eksiler yavaş yavaş artılara doğru aksın, artılar daha da çoğalsın diye hareket ediyoruz. Kısaca böyle özetleyebilirim. Evet, çok teşekkürler. Aslında bu amaçların hepsinin de birbirine ne kadar bağlı olduğunu da hatırlamamız için şu anda da UNDP şapkamla konuşayım. Gerçekten hani birbirinden ayırmamız çok zor. Birbirine çok bağlı ve biri için bir şey yaparken çoğu zaman diğerine de etkimiz oluyor. Kesinlikle Daha çok... öyle, lafını keseceğim. Yo, Faydalanıcı lütfen. kitle açısından da öyle. Yani aç bir çocuk sonuçta, bu çok basit bir şey. Yani Yavuz Bey sonuçta sağlıkçı, o da beni eminim ki onaylayacaktır. Aç bir insan, aç bir çocuk sonuçta yaptığı işe kanalize olamaz, okuduğunu anlayamaz. O zaman yoksulluğa da çare bulmamız lazım ki iyi eğitim olsun. En iyi öğretmeni de getirse, karnı açsa hiçbir şey yapamayacak. Bu kadar basit aslında her şey ve birbirine Evet. bağlantılı. Evet ve biz koştukça daha çok koştukça bisiklete bindikçe daha az araç kullanıyoruz. İklim krizine de burada olumlu bir yerden katkı sağlamış oluyoruz. Krizin çözümüne de katkımız oluyor. Oradan iklim demişken Şule'ye geçeceğim. Gerçekten Aktif Yaşam Derneği'ni ben çok geç öğrendim. Burada bu da benim ayıbım. Estağfurullah. Sizler bana ulaşıp aktif yaşam elçisi olur musun dediğiniz zaman öğrendim ve çok büyük bir heyecanla dahil oldum, sizlerle tanıştım. Sizin de aslında durduğunuz yer hep gündelik yaşamda aktif olmak ve iklim bağlantısı ve bunu çok çok önceden gündeme getiriyor olmanız daha pek sürdürülebilirlik, iklim ve hareket konusu konuşulmazken ve çok sevdiğim bir manifestonuz var. Senden de biraz bunu dinleyebilir miyiz? Nasıl oldu bu bağlantı? Nasıl ilk bunu düşündünüz, harekete geçtiniz, yola çıktınız? Tabii ki. Yani aslında biz Aktif Yaşam Derneği olarak 2008 yılında kurulduk. Bu bizim en temel kuruluş amacımız. Sizin de dediğiniz gibi, yani gündelik yaşamda fiziksel aktiviteyi teşvik etmek ve en nihayetinde de sağlıklı toplumlar yaratmak bizim en temel çalışma alanımız ve 2008 yılından beri aslında bu anlamda bir sürü çalışmalar yaptık. Fakat yani bir nasıl diyeyim? Böyle uzun yıllarımızı, aslında kurulduğumuz yıllarda bir uzun yıllarımızı birazcık bilgi üreterek ve işte gündelik yaşamda fiziksel aktivite ne demek? Yani spor ve fiziksel aktivite dediğimizde hani bunlar nasıl ayrılıyor? İşte bedenen, işte vücudumuz sonuçta kas ve böyle eklemlerden oluşan bir iskelet yapısı ve nasıl ihtiyaçları olduğunu anlattığımız, insanları aslında fiziksel aktiviteye, gündelik yaşamlarına ne kadar ihtiyaçları olduğuna ikna etmeye çalıştığımız bir süreç geçirdik. Fakat artık geldiğimiz, yani son birkaç senedir bu pandemi tabii ki birazcık tuz biber oldu üzerine, ama yani son birkaç senedir artık hani yani toplumda ve yani tüm dünyada böyle zaten kimse hani fiziksel aktivitenin ne kadar gerekli olduğuna zaten karşı çıkmıyor. Bu zaten hani bilinen ve kabul edilen bir gerçek haline geldi. İşte o noktada aslında bizim de birazcık yönümüzü değiştirmemiz ve insanlara bunun neden iyi olduğunu anlatmaktan ziyade bunu nasıl yapabileceklerini ve aslında bu zamana kadar bahsettiğimiz faydaların dışında daha nerelere dokunabildiğini anlatmaya başladığımız bir döneme girdik ve bu iklim, sağlık ve hareket üçlüsünü aslında Aksi Sigorta ve WWF işbirliğiyle aslında geçen sene Haziran ayının 5. gününde Dünya için Hareket Et dediğimiz bir projeye başladık. Fakat bu projeye oturtmak için öncesinde bir araştırma yaptık. Ve bu araştırmada aslında işte bu iklim, sağlık ve hareket üçlüsünün nasıl bağlantılı olduğunu, birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu anlamaya çalıştığımız bir araştırma yaptık ve çok güzel bir araştırma ortaya çıktı. Yani bazı toplumsal meseleler, burada zaten sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de baktığınız zaman demin siz de söylediniz, hepsinin birbiriyle ilişkisi var. Bu toplumsal meselelerin de birbirleriyle ilişkisi mutlaka var. Çünkü Kesinlikle. Yavuz Bey yani çok güzel bir şey söyledi. Basit düşünmek lazım. Bu işlerin en sonu gerçekten
insan ve insan, yani bir tek insan ve bireye bağlanıyor. Ondan sonra toplumlar, ondan sonra başka başka şeyler ve konular geliyor. Fakat bu işin, yani hepimizin yaptığı iş en nihayetinde topluma fayda sağlayacak bir şeyler yapmak. Biz bu Dünya İçin Hareket Et projesiyle aslında gördük ki gerçekten iklim kriziyle mücadelede önce kendi sağlığımızı önemsediğimiz sürece ve kendi sağlığımızı iyileştirmek için bir çaba gösterdiğimiz zaman, bu aynı zamanda bu çabalar bir şekilde dünyanın sağlığı, dünyanın bağışıklığı ve dünyanın iyiliği noktasında mutlaka bir puan yazıyor. O yüzden biz diyoruz ki yani bencil olun, kendinize bakın, kendi sağlığınızı önemseyin. Bunları yaparken bu yaptığınız tercihler zaten, hani birazcık bunu düşünmeye başladığım zaman gündelik yaşamdaki alışkanlıklarımızı gözden geçirmeye başlıyoruz aslında. Yani bize de düşünmek için yeni bir kapı açılıyor. Çünkü insanları motive etmenin birçok yolu var. Herkesi etki eden, herkesi teşvik eden, yani bir şekilde harekete geçmesini sağlayan bir sürü farklı nokta var. O yüzden hani biz diyoruz ki mesela iklimle derdin var diyelim. Sendeki hareket ediyor musun? Aa, hiç öyle düşünmemiştim. Aslında gerçekten çok birbiriyle çok bağlantılı. O yüzden bir bazı meselelere hem kapı açmak hem insanlara birazcık daha böyle olayı daha büyük pencereden göstermek ve daha başka motivasyon şeyleri bulmak için çok güzel bir proje bu bizim için. O yüzden yani bıkmadan, usanmadan da konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü bu işler gerçekten birbiriyle çok bağlantılı. Bizim yolumuz artık bir yandan da iklim krizini de konuşabildiğimiz için çok mutluyuz. Bize çok yeni bir açılım oldu çünkü. Hem sağlık ve fiziksel aktivite konuşurken bir yandan başka bir probleme adres ediyor olmak gerçekten çok mutluluk verici. Çok da teşekkür ederiz bu arada buraya davet ettiğiniz için. Ben de ilk turda şimdilik bu kadar şey yapayım, evet. Sonra detaylarını konuşalım. Itır Hanım, müsaade ederseniz Şule Hanım lütfen. Böyle gayet neşeli her zamanki lütfen. Gibi dinamik haliyle anlattı. Ben örnek vereceğim. Yani katılımcılar mutlaka ya bu arkadaş bu kadar basit örnekler veriyor, bizi farklı yerde düşünmesin diyebilirler. Ama ben öyle örnek verdiğimde kendimi rahat hissediyorum. Şimdi hareket edeceğiz diyoruz. Küresel ısınma, karbon ayak izi, ne yapacağız? Hareket edeceğiz. Benim ne faydam var? Yani o faydayı ölçmek çok enteresan bir şey. Bunun matematiği şöyle. Bugün dünyada küresel ısınma var. 2 derece, 1,5 derece, 2,2 derece. Bunu burada tutmak için daha fazla ısıtmamamız lazım. Şimdi ben Acıbadem'de oturuyorum, örnek vereceğim. Her hafta sonu, bunu çok verdim örnekle, her hafta sonu Kadıköy tutkunuyumdur, Kadıköy'e giderim. Arabayla gider, arabamı park eder, bir şeyler alacaksam alır, geri dönerim. Şimdi ne yapıyorum? En aşağı haftada, yani ayda 4 defadan 2 seferinde evden aşağıya doğru gidiyorum. Yürüyorum, çünkü yürümem kolay, gitmesi gelmesi. Ne demek bu? %50 azaltıyorum karbon salınımını, Kadıköy aktivitemdeki karbon salınımı %50 azaltıyorum. Yani pandemi öncesi ofise 5 gün araçla giderken 4'e düşürdüm. Bir günde toplu taşımayla gidiyordum. %20 ofise gitme eyleminde karbon ayak izimi düşürüyorum. Dolayısıyla hareket etmek aslında çok güzel bir şey. Hem hareket ediyorsunuz hem de karbon ayak izinizi aşağıya çekiyorsunuz. Bir de müsaade ederseniz, hani akışı da bozmak istemiyorum ama. Yok estağfurullah. Şule Hanım o kadar güzel getirdi ki topu. Yani bize de böyle topu oynamak kalıyor birazcık da. Manifestoyu okumak istiyorum müsaade ederseniz. Çok kıymetli bir manifesto, beraber yarattınız. Bence de öyle. Hatta aksasigorta.com.tr'de sosyal sorumluluk bölümünde var. Herkesi bireysel olarak söz vermeye davet ediyoruz. AksaFit diye bir mobil aplikasyonumuz var. Farkındalık yarattığımız, orada söz vermeye davet ediyoruz. Şöyle kısaca okuyayım. Çünkü hepsini içeriyor Şule Hanım söylediği. Dünyaya daha saygılı, sağlığım için daha iyi olana değer vereceğim. Gezegendeki kaynakların tek sahibi olmadığım bilinciyle yaşayacağım. Tüm canlıların yaşam hakkına saygı duyacağım. Yaşam tercihlerimin bedenime ve dünyaya bir maliyeti olduğunu unutmayacağım. Daha fazla hareket ederek dünyaya ve sağlığıma olan yükümü azaltacağım. Kendi enerjimi daha çok kullanarak yarına yaşanabilir bir dünya bırakacağım. Dünyadaki ayak izimizi gurur izimine çevireceğim. Dünya için hareket edeceğim. Şimdi bireyden başladığımız için bence bütün gençlerin, bütün çocukların, orta yaşlıların, yani yaş sınırı olmadan böyle bakması lazım. Ben 10 yıl evvel, 12 yıl evvel bu kadar bilinçli olmadığım için çok üzgünüm. Net söylüyorum. Ben bir fırsat kaçırmışım birey olarak. Çok üzgünüm. Hareket etmiş olmama rağmen bilinçsiz idim. Bunların yaratacağı o kelebek etkisinin dışında kaldığım için çok mutsuzum.
ama yaş grubu olarak çok çok kıymetli gençlere, yani 25 yaş altında %40 nüfusu olan bir ülkedeyiz. Çok önemli bir sayı. 30 milyonun üstünde gencimize bu ülkede, bu dünyada onlar için yaşanabilir olacaksa hareket etmelerini, üniversite öğrencileri başta olmak üzere bütün gençlere tavsiye etmeyi borç biliyoruz açıkçası. Çok biraz teşekkürler. Biraz da aslında bakarsanız kendimizle yüzleşiyoruz. Yani biz kesinlikle yapamadık ama yapmak için elde fırsat var. Hadi arkadaşlar siz yapın diyoruz. Ama biz de yapıyoruz, öyle demeyin. Çok değerli bir katkınız var ve her zaman yaptıklarımızın aslında çok büyük katkısı var. Ve buradaki herkes aslında kendi harekete geçmekle kalmıyor, harekete de geçiriyor. Çok çok değerli. O yüzden biraz size onları soracağım. Yani Türkiye gibi bir yer biliyorsunuz gene de özellikle sporun günlük hayatta pek olmadığı, yaşam tarzı olarak çok benimsenmediği bir ülke. Biz adım adıma başlarken ya da daha öncesine giderken hemen hemen kimseyi görmüyorduk aslında sokakta spor yapan ve işte 15 yıl önce ben koştuğum zaman bayağı hani farklı bir canlı olarak muamele bile görüyordum. Neden, nereye koşuyorsun diye. Evet. Şimdi bu bayağı değişti ve bu buradaki herkesin sayesinde oluyor. Bireyleri harekete geçirmek için ne yapıyorsunuz? Onu dinlemek isterim. Kıvanç, istersen senden başlayalım. Hiç kolay değil çünkü. Nasıl yapıyoruz bunu, nasıl yapıyorsunuz? Kesinlikle değil ama biz şöyle yapıyoruz. Hadi gelin spor yapacağız demiyoruz. İşin iyilik boyutunu kullanarak yola çıktığımız için kişiler aslında sonradan, biraz önce de söylediğim gibi, sonradan daha aktif olmaya, spor yapmaya, belki triatlet olmaya başlıyorlar. Öncesinde şu oluyor, hepimizin bir derdi var hayata karşı. Sokakta dilenci gördüğümüzde üzülüyoruz, kenarda çöp gördüğümüzde, yaralı hayvan gördüğümüzde, kanser hastası gördüğümüzde hep bir şey yapmak istiyoruz. Sonra da şunu düşünüyoruz, ben tek başıma ne yapacağım ki, o kadar param yok, o kadar gücüm yok, ben sosyetik bir insan değilim, çevrem yok, çok fazla kişiye ulaşamam deyip köşede kendi kendimizi yiyip bitirmeye devam ediyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz, yapmak istiyoruz. Sonradan ama anlıyoruz ki birileri bir yerde bir şey yapıyorlar. Yani adım atıyorlar sadece ve birileri onlara bağış yapıyor. Gayet iyi biliyoruz ki mesela başta biz STK'ları bile çok zor ikna ettik buna. Ya olur mu öyle şey, siz yürüyüp koşacaksınız da insanlar bağış mı yapacak? Hadi canım dediler aramıza ilk katılan STK'lar. Gittikçe bu kitle büyümeye başladı ve aslında o iyi olma hali, iyilik yapma hali, hem başkasına iyilik yaparken kendimin de iyi olması, belki öncesinde bir sürü bir şeyde aradığım ama bulamadığım o iyiliğe ulaşıyor olmam, mental olarak önce, sonra da yürüdükçe, koştukça fiziki olarak da o iyiliği kazanıyor olmam, bir anda işte haftada bilmem kaç gün yürüyüp koşar hale getiriyor beni. Ve zaten bütün o hormonlar salgılandıkça daha da mutlu olmaya başlıyorum. Daha çok yapmak istiyorum. Daha çok yaptıkça, daha çok yardımseverlik koşusu, daha fazla kişiye ulaşmak. Ve bağışçılar mesela hep söylüyoruz, tabii ki bağışların TL karşılığı çok önemli. Çünkü parayla dönüyor her şey. Bunu kimse inkar edemez. Yani TL karşılığı önemli ama biz hep yapılan bağıştan başlıyoruz kampanya sonucunu söylerken. Şu kadar adet bağış yapılmış. Çünkü biliyoruz ki o bağışçı bir bağış yapacak, iki bağış yapacak, üçüncü de bizim aramızda yürüyüp koşuyor olacak. Böyle çok örnek var. Yani ben yapamam diye düşünüyor, sonra bakıyor, aa o da yapıyor, öteki de yapıyor. O zaman ben de yaparım deyip harekete geçmeye başlıyor. Ve bir rahatsızlığı varsa belki daha sık hareket ettiği için ondan kurtuluyor. Sağlık da kazanıyor aynı zamanda ve çevresini anlatmaya başlıyor. İşin bağış kısmı bir tarafta kalıyor. Bu sefer ben şöyle oldum, böyle oldum, sağlık kazandım, daha iyi hissediyorum demeye başlıyor. Ve o zaman da herkes eyvah ben spor yapamam, haftada bilmem kaç gün şunları mı yapacağımdan ziyade iyilik yapmak için giriyor. Bizim çok üzerine basarak söylediğimiz bir şey var. Katıldığımız her büyük yarışta, mesela İstanbul Maratonu 2019'da neredeyse 10 bin kişi koştu. 9768 mi, öyle bir rakam var. Ve o kişilerin %70'i ilk kez o gün bizimle birlikte köprü üzerine çıkıp yürüyüp koştular. İlk yarışlarıydı. Ve bu çok değerli bir şey. Her seferinde
bu kadar insan aramıza katılıyor. Katılıyor. Aslında. Evet. Çok değerli söylediğin ve tabii rol model etkisi çok değerli. Çünkü adım adımın içinde her yaş grubundan insan var. O gün annemle konuşuyorduk. Sen kaç yaşında başladın? Hesapladık. 59 yaşında başlamış koşmaya. Ve hala koşuyor şu anda. Evet, aramızda da Savaş abi var şu anda. Evet, Savaş burada mı? Yaşasın. ya çok sayıda 65 yaş üstü adım adım da koşucu arkadaşımız var ve oradaki rol model etkisini de biz çok önemsiyoruz. Çünkü bu yaşla ilgili bir şey de değil. Her yaşta aslında harekete geçebiliriz. Ama buradan şeye bağlayacağım, dedin ya Türkiye harekete meyilli değil, spora meyilli değil. O yüzden ne oluyor mesela, tam da bu yaşla alakalı. Okulu bitiriyoruz, evleniyoruz, çocukları yapıyoruz, işi oturtuyoruz. Her şey yolunda, çocuklar okuyorlar, mezun oluyorlar ve artık evet kendimiz için bir şey yapabiliriz deyip aslında bizde mesela 35-40 ciddi evet. anlamda hareket etmeye başlama yaşı 35-40 adım adımda. Ama artık gençleri de aramıza almaya başladı. Yavaş yavaş abi. Evet. Üniversite evet. öğrencileri yavaş yavaş onlar da bizi görüp onlar yapıyor, ben nasıl yapamam deyip geliyorlar. Artı bir de şey var, Itır'ın kızı da onlardan biri. Direkt adım adımın içine doğan çocuklar şu anda evet. 13-14 yaşına geldiler ve sürekli aramızdalar. Onlar o aslında gençleri içimize çekmemiz için çok iyi birer araçlar bizim aramızda. Evet, ya o kültürel dönüşümde aslında hep beraber yaşıyor, yaşatıyoruz. Çünkü anne baba, ebeveyn eğer spor yapıyorsa çocuk zaten bunu dünyanın en doğal aktivitesi olarak görüyor ve o da en başından başlıyor. Evet Şule, sana gelmek istiyorum. Yani siz de hani daha da önce, hadi son birkaç yılda biraz daha fazla hareket eden insan görmeye başladık. Heyecan evet. daha fazla. Sizin başladığınız dönemde daha da azdı. Siz ne yaptınız, yapıyorsunuz? Hadi harekete geçin, hadi kalkın demek için. Yani aslında bizim mücadele ettiğimiz bariyerler gerçekten çok zor bariyerler. Çünkü biz her şeyden önce yani fiziki imkanlar ya da herhangi bir destekleyici şeyden öte bireylerin algısal bariyerleriyle mücadele eden bir kurumuz aslında. Çünkü bu algısal bariyerler, biz bu sene işte Dünya İçin Hareket Et projemiz başlamadan önce birlikte bir araştırma gerçekleştirdik ve bu araştırma içerisinde Türkiye toplumunun fiziksel aktivite seviyesini ölçtüğümüzde bir araştırma ve bunu üçüncü kez yaptık aslında. İşte 2010, 2017 ve 2020 yıllarında. Ve bu üç araştırmada da gördük ki insanlara neden peki hareket etmiyorsun diye sorduğumuzda en tepede açık ara farklı bir tane bahane çıkıyor. Ben bahane diyorum buna. Zamanım yok bahanesi. İşte yani bu da aslında bize şunu anlatıyor. İnsanlar hani işte spor yapmak, egzersiz yapmak gibi şeyleri hayatlarında böyle çok fazla zaman ayırması gereken, işte bir takım belki malzemelere, materyallere ihtiyaç duyması gereken ve bunları satın alması gereken tam donanımlı olduğu anda yapabileceği bir lüks şey gibi aslında aktivite olarak değerlendiriyor. Biz aslında en başta bununla mücadele etmeye çalışıyoruz ve biz diyoruz ki hiç böyle bir şey yok. Yani hareket zaten gündelik yaşamımızda insan olduğumuz için hareket eden insanlarız. Yani yürüyoruz, ediyoruz, bakkala gidiyoruz, alışverişe gidiyoruz, çocuğu okuldan alıyoruz, akşam yemek yapıyoruz, ev temizliyoruz vesaire derken günümüz aslında baktığımız zaman hakikaten aktif geçiyor ve bizim vücudumuzun ihtiyacı olan şeyleri karşılamış oluyoruz. O yüzden biz de insanlara anlatmaya çalıştığımız şey, yani öyle çok radikal günlük hayatlarınızın akışına böyle baltayla vuracak kadar radikal değişiklikler yapmanıza asla gerek yok. Gün içerisinde bölebilirsiniz, yaptığınız aktiviteleri daha hızlı yapıp, daha hareketli yapıp, birazcık daha üstüne ekstra koyduğunuz zaman zaten bu tempoya yavaş yavaş alışacaksınız ve bebek adımlarıyla başlamak her işte olduğu gibi aslında burada da çok kıymetli. Çünkü insan başaramayacağı bir hedef koyduğu zaman o hedefteki başarısızlığı direkt motivasyonunu bitirir ve bir daha belki geri bile gelmez. Yani çok kötü bir tecrübe olarak kalır. İnsanların hayatında bu çok insani bir duygu çünkü yani. Hani bu kontrol edilebilen bir şey değil. Başarısızlık karşısında böyle şeyler tabii ki yaşanabilir. Motivasyonumuz kırılabilir. O yüzden hani böyle başarılabilir ve ulaşılabilir hedefler koymak. Şimdi ben mesela günde, şimdi pandemi dolayı, ben günde bakıyorum telefonuma sadece 600 adım atmışım mesela diyelim. Ben bunu günde 1500 adıma çıkaracağım niyetiyle başlayıp böyle devam etmek. Yani bizim aslında insanlara teşvik etmek ve motive etmek için çok basit düşünmelerini,
Ve birazcık daha böyle dediğim gibi yapılabilir şeylerle başlamalı. Bir de bizim zaten anlattığımız şeyin bin bir türlü yolu var. Yani spor yapmak, yani sporun zaten bir sürü çeşidi var. Hadi spor yapmak istemiyorum ben, alet edevat falan kullanmak istemiyorum. Yürüyüş var, insanız, yürüyoruz. Yani ilk başta yürüdük yani sonuçta insan olarak gerçekten. Hani yürüyüşümüzü planlayabiliriz vesaire. Hani biz bunların aslında yollarını insanlara göstererek bir tanesini seçin ve size hangisi motive ediyorsa. Yani çünkü biz insanlara yani algısal bariyerlerden bir tanesi de biz yani diyoruz ki spor yapın ama bunu düzenli yapın ve gündelik yaşamınıza şey yapın ki ileriki yaşlarınızda hareket yani şey daha rahat bir hayat sürün, daha sağlıklı olun, işte yaşlanırken daha sağlıklı yaşlanın vesaire ve hani bir sürü hastalıklardan korunun ve bu aslında insanlara verdiğimiz uzun vadede bir vaat. Yani bugün elimizde tutup gözümüzde göremediğimiz bir vaat olduğu için kesin olduğunu biliyoruz bu etkinin. Kesin böyle olacak. Kesin çok sağlıklı olacağız bunu yaparsak. Okey. Ama elimizde tutup göremediğimiz için böyle Evet. ileride bir şey olduğu gördüğü için ikna etmek birazcık daha zorlaşıyor. İklim konusunda da aslında durum böyle. Onu da bir yani iklim konusunda da çok uzak geleceğin sorunu, sanki bizi hiç ilgilendirmeyen bir sorunmuş gibi bir algı maalesef var tüm toplumda. Bir de bu kültür işi tabii ki bizi çok zorluyor. Çünkü siz de dediniz anne baba spor yapmaz, yaparsa çocuk da yapar. Biz de Türkiye'de 18 yaşından önce spor yapanların oranı sadece %38. Bu çok küçük bir rakam Çok aslında düşük bir baktığımız rakam. zaman. Tabii. Aileyle birlikte hala spor yapanların rakamı dediğimiz zaman çok daha düşük bir yerlerde. Bu kültürün oluşması zaman alır. Yani tabii ki yani bir anda böyle bir kültürle karşılaşmayı bekleyemeyiz ama birazcık daha böyle bireysel çabamızın asıl ekmeğini yiyeceğimiz şey bu gerçekten. Yani uzak bir şeyden bahsediyoruz ama aslında hiç o kadar uzak değil. Ve bugün yapmazsak artık geri dönüşü olmayacak bir noktaya da girmiş olacağız. Demin Yavuz Bey de bahsetti. Önümüzde karşılaşacağımız bazı sorunlar da bizi bekliyor açıkçası. Ben bize yani bir şekilde insanlara bunun yollarını göstererek, farklı farklı yollar göstermek için en büyük çabamız bu. Çünkü herkes farklı insan, herkes farklı karakterde, herkesin derdi farklı. Hepsine hitap edecek bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. Zor işimiz ama inancımız da var. Devam Var. ediyoruz ya. İnatçıyız yani biz bu konuda. Bir de Çok tabii teşekkürler. çok pardon Hatır. Bir de Yok tabii rica şöyle bir ederim. şey var Şule. Gençlerin ve çocukların yapmamasının sebebi aslında belki de bir sürü spor yapıyorlar ama onları ders gibi yapıyorlar ve nefret ediyorlar bir süre Mecburiyetten sonra. Yani kesinlikle. severek yapmalarını sağlamak galiba Kesinlikle oradaki öyle. Tercih aslında olması sebep. lazım bunun. Evet. Yani mecburiyet değil tercih. Yani bu çocuklar için de Tabii. gençler için de bizim için de geçerli bu arada. Yani çok özür dilerim biraz uzatmış olacağım Olur mu? ama Estağfurullah. yani mesela ben spor yapmak istiyorum. Buna karar verdim. Neden yapmak istiyorum? İşte şu insan kadar güzel vücudum olsun diye ya da şöyle güzel yaşlanayım diye ya da öyle yani bir şeyleri yani zayıf olmak ya da güzel görünmek hedefi koyduğumuz zaman bu hedefler gerçekçi olmuyor. Bizim en başta koyduğumuz hedef bir kere ben iyi hissetmem İyi lazım. hissetme. Ben şu kafamı boşaltmam lazım yani deşarj olmam lazım. Sonra zaten vücudum güzelleşir. Sonra zaten kilo veririm. Sonra zaten cildim güzelleşir. Daha çok su içmeye başlarım belki falan. Ama bu hedefleri birazcık dediğim gibi kendimizi iyi olma halini görmek için, kendimizi iyi olma halini hissetmek için koymalıyız ki sürdürülebilir olsun. O zaman diğer türlü işte mecburiyet ve zorunluluk gibi şeyler oluyor maalesef. Evet, çok sağ ol. Yani ben de zamanım yok bahanesi benim de en çok duyduğum bahane. Ben de hep önceliklendirmekle ilgili bir şey olduğunu Kesinlikle. bunu söylüyorum. Yani sosyal medyada biraz daha az zaman geçirsem, bir dizi daha az izlesek aslında spora vakit var. Hani o bahane. Ve Aynen. güne sporla başlayınca da çok daha dinamik, çok daha uzun bir günü geçirebiliyoruz. Hani sporla başlayınca yoruluyorum değil, tam tersi. Hani ona da ikna etmeye çalışıyorum aslında ve sporun mutlulukla bağlantısını da. Hani mutlu olmak istiyorsan spor yap, hareket et diye. Çok güzel gerçekten. Ve Evet. tabii Yavuz Bey'in de dediği gibi aslında zaten gideceğim Kadıköy'e yürüyerek gideyim. Hem gitmek istediğim yere ulaşıyorum hem de aslında arada hareket etmiş oluyorum. Siz ne yapıyorsunuz Yavuz Bey? İnsanları ikna etme konusunda sizin stratejiniz nedir? Vallahi tabii bizim işimiz biraz daha zor. Biz sivil toplum kuruluşu değiliz. Sonuçta kar amaçlı kurulmuş şirketleriz. Kar amaçlı kurulmuş şirketler tabii asli işimizi unutmayacağız. Biz sigorta şirketiyiz.
Fakat iklim ve sağlıklı olmak bizim mesleğimizin de tam merkezinde. Yani iklimi doğal afetler açısından çok önemli görmemiz gerekiyor. Sağlıkta, sağlık sigortaları açısından. Bir kere biraz da tespitleri iyi yapmamız lazım. Biz ne yapabiliriz? Yani ben zaten sigorta poliçesi satıyorum. Ben zaten doğal afetlere karşı teminat veriyorum, koruyorum insanı diyerek duramayız. Yani sağlıklı olmak, koruyucu hekimlik, sağlıklı olmak adına atılacak adımlarla doğal afetlerin kök nedeni olan küresel ısınmaya dönük ne yapabiliriz diye oturup çalıştık. Yani bu bir günlük konu da değil. Ta 2018'in Nisan ayından beri üzerinde çalıştığımız ve artık meyvelerini çok hızla topladığımız başlıklar bunlar. Bir kere kurum kültürü. Yani biz kurum kültürümüzün içine gönüllülük esasını getirmek durumundayız. Ve buradan başladık. Kurum kültürümüzde topluma nüfuz etmek gibi bir kavramla karşılaştık. Çünkü önemli bir markayı temsil ediyoruz. Türkiye'de 3 milyona yakın müşterisi olan bir sigorta şirketiyiz. Ve dünyanın en büyük sigorta organizasyonu olarak da global bir markayı temsil ediyoruz. Bir kere toplumla topluma nüfuz etme, toplumla barışık olmak zorundayız. Ama bu nereden gelecek? Önce kurum kültürü. Biz şirketimizde Aksa Tüm Kalplerde diye gönüllülük esasıyla çalışmak isteyen arkadaşlarımızı bir araya getirdik. Sizler de bizle sık sık beraber oluyorsunuz. İlham alıyoruz hepinizden. İşte bugün 145 gönüllümüz var. %18 Aksa çalışanı gönüllü oldu. Yani gönüllü olmak zaten bir aktivitenin içinde olmak. Adım adımla yürüyenler de oldu. Bugün birçok hayvan barınağına, evsiz hayvanlara yardımcı olanlar da oldu. Yaşlılara yardım da ettik, doğudaki gençlere de yardım ettik, üniversitelerle de bir araya geliyoruz. Bu böyle dalga, yani bu kelebek etkisine çok inanan bir insanım ve Kıvanç Hanım da söylediği gibi bu böyle geliyor. Bir başlıyorsunuz, arkası dolmaya başlıyor. Bir kere kurum kültürünü değiştirmeye başladığınız zaman bu çalışanlar, bu kültür sizi topluma bir şey vermeye doğru itiyor. Ve biz burada şunu keşfettik, spor Türkiye'de iletişim kurabilmek adına çok önemli bir şey. Her ne kadar hareketsiz bir toplum olsak da sporu seviyoruz. Bir. İkincisi çok önemli bir şey var, atlamayalım. Biz yardımlaşmayı seven bir toplumuz. Beğensek de beğenmesek de yardımlaşmayı seviyoruz. Yani dünya ile mukayese edilmeyecek ölçekte iyi durumdayız. Bunu da fark ettiğimizde biz sigorta şirketi olarak bunu su üstüne çıkartıp bunları konuşur hale getirmemiz gerektiğini düşündük. Ve bu anlamda da değer ortaklığı dediğimiz, bugün Aktif Yaşam Derneği de bizim için değer ortağı. Doğal Hayatı Koruma Vakfı da bizim için değer ortağı. Türkiye Voleybol Federasyonu da değer ortağı. Altınordu Futbol Kulübü de değer ortağı. Değer ortaklığı kavramıyla sporun toplumsal, toplum üzerindeki olumlu yansımalarını biz nasıl kullanabiliriz? Bunun biraz araştırmasını yaptık ve bu işbirliklerimizde hep başarının peşinde değil, sağlıklı birey olmak adına nasıl bir eylem geliştiriyor bu organizasyonlar, buna odaklandık. Bu anlamda çok başarılı iki organizasyon, Voleybol Federasyonu ve Altınordu Futbol Kulübü. Çünkü gençler, çocuklar büyüyerek Altınordu Akademi'de çocukları büyütüyor. Yani iyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu sonra diyorlar. Voleybol Federasyonu Ankara'da voleybol lisesine sahip. Yani bugün... Yani Türkiye voleybol takımları, milli takımları ve Türk kulüp takımları dünya sıralamalarında çok üst seviyeler. Biz bu insanları bir de sağlıklı yetiştirmekle beraber, yani çok bilinçli de yetiştiriyor bu iki organizasyon. Tabii buradan biz ilham almaya başladık ve sağlıklı olmak, sigortacılık, bir mobil aplikasyon geliştirdik. Niye mobil aplikasyonu geliştirdik? Çünkü gençlere hitap etmemiz lazım. Yani sizler çok güzel söylediniz. Hani adım adımda doğanlar var. Ama dijital doğanlar daha çoğunlukta şu anda. Ve dijital doğanlar aslında mobil aplikasyonlardan kopamayacak. Biz de kopamıyoruz artık. Bir kere bu gerçekle yüzleşelim. Ama mobil aplikasyonumuzun adını Aksa Fit koyduk. Yani ben Aksa Fit markasını da piyasaya sundum. Nedir Aksa Fit? İçine girdiğinizde sigortacılık işlemini yapacaksınız tabii. Emeklilik fonlarınızı da yöneteceksiniz. Hasar ihbarı da yapacaksınız ama öyle büyük bir kısmı bu Aksafit mobil aplikasyonunun sağlıklı yaşama ayrılmış durumda ki her türlü egzersizi yapabildiğiniz gibi online, danışma hatlarından destek alabildiğiniz gibi bir de kişisel aktivitenizi burada görüyorsunuz ve Aksafit'te bugün 500 bine yakın
indirildi. Yani 500 bin indirildi ve aktif kullanıcı sayısı 40 ila 50 bin arasında değişiyor. Yani buralar bizim için çok kıymetli. Çünkü biz Aksafit'te dünya için hareket et diyoruz. Yani açtığınız an zaten Aksafit mobil aplikasyonunu hareket etle başlıyor hayat. Ve bizim görevimiz aslında maalesef, yani keşke daha ileri götürebilsek ama dediğim gibi sivil toplum kuruluşu değiliz. Biz farkındalığı yaratmak için bu çabaları gösteriyoruz ama bu ara üzerinde çok ama çok açıkçası odaklandığımız konulardan bir tanesi de üniversiteler. Bu anlamda 20'ye yakın üniversitede yaklaşık bir yıldır çeşitli etkinliklere, dijital etkinliklere katıldık. Pandemi öncesi de fiziksel etkinliklere katılmıştık. Her gittiğimiz yerde öğrenciler neyi merak eder? Kariyer yolu nasıl çizilir? Başarılı başarısızlık hikayeleri vesaireler. Ama bizim öğrenci toplantılarımızın son 20 dakikası dünya için hareket et. Küresel ısınma, sağlığın için hareket et ve gerçekten her birine manifesto imzalatma gibi bir tutkuyla gidiyoruz karşılarına. Ve bugün 20 üniversitenin yaklaşık 13-14 ile bitirdik dijital etkinliğimizi ve biz bunları açıkçası onlar bizi keşfettiği zaman kabul ediyoruz. Çünkü empoze ettiğiniz zaman onun tatlı şeyi alamıyorsunuz, dönüşü almıyorsunuz. Ama bu gene kelebek etkisi. Öğrenci öğrenciyi gördükçe, üniversite üniversiteyi gördükçe biz onlara gidiyoruz. Dünya için hareketi de anlatıyoruz. İklim ve küresel ısınma ve sağlıklı olmayı anlatıyoruz. Ve diğer taraftan tabii şirketimizde ne kadar kar amaçlı kurulmuş bir şirkette olsak gerçekten önemli bir bütçeyi araştırma, farkındalık, basın, medya yoluyla bunları toplumla buluşturmak üzerine de gerçekten çok emek sarf ediyoruz. Klasik reklam yapmayı çok sevmiyoruz. Daha ziyade hareket etin etrafında, dünya için hareket edin etrafında geliştirilmiş programlarla şu anda farkındalığı yukarı çıkarmaya çalışıyoruz. Ama ben şunu söyleyebilirim. Sigorta sektörü anlamında 2,5 yıldır aşağı yukarı bu noktada çok verimli çalışıyoruz biz şirket olarak. Bizim sektör biraz hareketlendi. Bundan da çok mutluyum açıkça söylemek gerekirse. Harika, bir şey ekleyebilir miyim? Ekle tabii. Yavuz Bey şey dedi ya, öğrenci öğrenciyi görünce geliyor. Mesela bizde de aynısı kurumsal takımlar tarafında oluyor. Bir marka aslında rakibi olan diğer markanın işte belki de 150 kişilik bir koşucu takımıyla iyilik peşinde koştuğunu görünce hemen biz de kuralım diyorlar ve orada tatlı bir iyilik rekabeti yaşanmaya başlıyor aslında. Bu da çok hoşumuza giden bir şey. Evet, çok teşekkürler Yavuz Bey. Bir yandan da hani biz sivil toplum kuruluşu değiliz, kar amacı gidiyoruz dediniz ya, aslında her birimize bir görev düşüyor ve siz o görevi çok güzel layıkıyla yerine getiriyorsunuz. Hepimiz sivil toplum kuruluşu olmak zorunda değiliz. Siz de olduğunuz yerden aslında sürdürülebilirlik vizyonunuzla diğer şirketlere de rol model oluyorsunuz. Ve bu kurumsal sosyal sorumluluk kavramı artık sürdürülebilirliğe doğru evrilirken siz orada da çok güzel örnek oluyorsunuz. Çünkü eskisi gibi hani yüzeysel bir günlük gönüllülük yapalım, bir günlük plastiği bırakalım değil, uzun dönem bir sürdürülebilirlik vizyonuyla hareket ettiğiniz için ben de tebrik etmek istiyorum. Aslında yaptığınız iş çok değerli. Ve umarız hani sizi gördükçe başka kurumlarda sürdürülebilirliğe bu şekilde bakar. Vallahi çok teşekkür ederim. Ben açıkçası burada yani bir yönetici olarak, bir birey olarak bundan çok mutlu olurum. Çalışanlarımın hepsi mutlu. Bizle çalışan acenteler, yani onu da atlamayalım. Mesela biz sadece çalışanlara değil, bu ekosistemde dünya dostu acente diye bir kavram yarattık. 2500'e yakın acentemiz var bizim. 400'e yakını imza attı ve ofislerinde dünya dostu ofis haline dönüştürdüler. Bir sertifika programı onlar için yaptık. Yani bunlar aslında hep etki yaratmak ama ben bir TIO değil aslında bir dokümandan etkilenmiştim. Onu paylaşmak istiyorum. Yani bu çalışmaları yaparken Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa kıtasında 2025 fiziksel aktivite stratejisi ile alakalı 5 tane öncelik alanı belirlemişler. Şimdi ben onu okuduğumda dedim ya, sivil toplum kuruluşu değil ama öncelik alanlarından bir tanesi izleme, gözetim, araç sağlama, imkan veren platformlar, değerlendirme ve araştırma aracıyla eylemi desteklemek. Ha dedim, bu bize göre. Yani biz sivil toplum kuruluşu olarak bugün işimiz var, sokağa çıkıp bir aktivite yapamıyoruz ama
Bu gibi platformları araştırmayla destekleyebiliriz. Değer ortağı yaparak destekleyebiliriz. Bunu cebe koyduk. Bu şekilde gidiyoruz. Diğer taraftan fiziksel aktivitenin arttırılması için liderlik ve eşgüdüm sağlamak. Hah dedim, bu da bize göre. Çünkü baktığınız zaman sizler koşuyorsunuz, gidiyorsunuz. Sivil toplum kuruluşları gidiyor. Aslında toplumda yani ilginç kitleler var bu şekilde. Ha, biz bunlarla bir gerçekten eşgüdüm sağlayabilir miyiz? O zaman ne yapmaya başladık? Sizleri dinlemeye başladık. Yani sizin dünyanızda neler var? Ama şu çok önemli. Hani dinlemek de artık değişmiş, değişmek zorunda. Yani anlamak için dinlemek de bir kavram gerekiyor. Evet, aktif o, dinleme. Yani bir günlük dinleme çok evet, anlamlı değil. Burada da yani lafı dağıtmayayım ama yani etkilendiğim şeyleri paylaşmaktan mutlu oluyorum. Çince'de dinlemek nasıl yazılır diye bir gün Google abiye sorun. Yani Google'layın. Çince dinlemek. Bir tane size bir sembol geliyor. Bir sembol. Yani dinlemek, listen. Sembolü Çince 5 tane ayrı komponentten oluşuyor. Bu komponentlerden bir tanesi odaklanmak, bir tanesi empati yapmak, bir tanesi düşünmek, bir tanesi kalp, bir tanesi de gerçekten kulak. Şimdi hani diyorsunuz Çinlilerin alfabesi karışık karmaşık ama hayat o kadar da basit orada. Yani dinlemek dediğiniz zaman eğer zaten bu 5 eylemi yan yana getiriyorsanız toplumun ihtiyaçlarını, bireylerin ihtiyaçlarını, o zaman işte bizim için çok önemli fırsatlar doğuyor. Son olarak yine etkilendiğim alanlardan, Dünya Sağlık Örgütü'nün öncelik alanlarından, tüm yetişkinler için ulaşım anı, boş zaman süreleri, iş yerleri dahil olmak üzere sağlık sistemi aracılığıyla fiziksel aktiviteyi günlük hayatlarının bir parçası olarak teşvik etmek. Dedik, hah bu da bize göre. Yani 5'te 3 bize göre. Aslında sivil toplum örgütü değiliz ama o üçüncü madde, az evvel söylediğim üçüncü maddeyi biz ofise uyguladık. İşte her yerde ofise geldiniz, gördünüz, merdivenlerde, asansörlerde, her kata bir mini spor istasyonu koyduk. Pandemi kesti bunların bir kısmını ama çalışanlarımız bunu gördüğü zaman asansör kuyruğu bizde artık olmamaya başladı. Mesela niye? Yandaki arkadaş yürüdüğünde hadi sen de gel yürü diyor. Altı üstü üç kat çıkacağız diyor. Ama şunu yapsaydınız işveren olarak... En kötü işveren sizdiniz. İlk 3 kata kadar asansör kullanılmayacak. 3'ten sonrası asansör kullanacak. Deseydiniz felaketti yani. Ama siz doğal akışa bırakıp bu farkındalığı tabii ortaya koyduğunuzda gerçekten yani mutluyum. Ama mutluluktan öte biraz umutluyum demek zorundayım açıkçası. Evet, çok, çok teşekkürler. Şimdi evet, pandemiye siz de geldiniz. Ben de buradan bir pandemiye gelmek istiyorum. Pandemide tabii geçen Mart ayında bizim de önümüzdeki bütün yarışlar iptal. Spor salonları kapalı. Hatta bir dönem parklar, ormanlar ve sahiller de kapalı. Ve biz hareket etmeye teşvik eden insanlar olarak bu dönemde bayağı zorlandık. Kıvanç, şimdi seninle başlayayım. O dönemde pandemide halen bir şekilde bir derece devam eden kısıtlar çerçevesinde bireylere nasıl hareket ettirdik? Aslında sanaldan ilerledik ve biraz önce çocukları koşturamamaktan bahsetmiştik. Antalya'da fiziki olarak koştuktan sonra yaptığımız ilk etkinlik 23 Nisan'da Türkiye ve dünyadaki pek çok çocuğu, şu anda hatırlamıyorum ama o kadar çok fazla ülkeden katılan oldu ki, sponsorumuz Eker'le birlikte bir çocuk koşusu yaptık. Çocuklar kendi start ve finişlerini hazırladılar, kağıtlara yazdılar, göğüs numaralarını yaptılar ve evin içinde koştular. Çok heyecanlıydı, bağlandılar, TEGEV'le işbirliği yaptılar. TEGEV'in Van'daki öğrenim biriminde eğitim alan öğrenciler de katıldılar koşulara. Bir yandan da o öğrenim biriminde neler yaptıklarını anlattılar. Van'daki anlattı, Çanakkale'deki anlattı, Edirne'deki anlattı ve hem farkındalık anlamında hem de çocukların evin içinde de aslında harekete geçebileceklerini anlatmak anlamında çok güzel bir başlangıç oldu Nisan ayında. Sonra tabii biz durur muyuz? Itır'la evde 42 kilometre koştuk koridorlarımızda. Lokman Hekim Sağlık Vakfı için. Yavaş yavaş sanal koşular hayatımıza girdi. Çünkü biz şöyle düşünüyorduk. Geçen gün hazırladığımız bir postu gördüm sosyal medyada paylaşmak üzere ve çok güldüm.
adım adım olarak şöyle demişiz, Mart sonuna kadar antrenmanlara ara veriyoruz. Evet, çok ironik. Hangi Mart? Dedim ki ne kadar iyi niyetliymişiz yani. Grip olacağız ve geçecek gibi bir öngörümüz oluşmuş demek ki. Sonra baktık ki bitmiyor, sanal koşular girmeye başladı hayatımıza. Ve Itır'la birlikte B planı diye bir etkinlikte Macera Akademisi tarafından yapılan evimizin koridorunda 42 kilometre koşup bir yandan Zoom bağlantılarına katıldık. Bir yandan birbirimizle Instagram'da buluştuk ve maratonu tamamladık. Bir yandan da bağış toplamaya devam ettik yine. Ve sonra ufak ufak bu sanal koşular her etkinliğin kendi koşusu olarak hayatımıza girmeye başladı. Tabii ki paralel olarak da biz antrenman yapamadığımız için adım adım olarak bir takım sanal antrenmanlar, kuvvet antrenmanları, yoga etkinlikleri, sağlıklı beslenelim diye yemek programları da yapmaya başladık. O herkesin çılgınca canlı yayın yaptığı dönemde. İyi geldi hepimize. Zannediyorum ki sanal koşu hiçbir zaman hayatımızdan çıkmayacak ama o dengeyi de tutturmamız lazım tabii ki. Güzeldi. Hatta şöyle bir şey oldu. Bizim ev kentsel dönüşüme girecek. Sevgilim geçen gün şey dedi. Ya koridorumuz bayağı uzayacak galiba. Öyle bir çizim geldi de. Ben de dedim ki yaşasın, ultra yapabiliriz o zaman. Bisiklet yarışını da evde yaparız. Maratonu için. Böyle yani sanaldan ilerledik ve elimizden geldiğince motive olmaya ve etmeye çalıştık. Olduk da sanıyorum. Bireysel antrenmanlar devam etti tabii ki. Böyle yani bırakmadık hiçbir şekilde hareket etmeye ve belki de şu açıdan iyi oldu, çocuklardan başladım sonra kendimiz koştuk, bir şekilde hepimiz bir arada kaldık ve bir arada bir şeyler yapmaya başladık. Bir arkadaşımızın kızı haftada 5 gün yüzmeye gidiyordu mesela, olay tersine döndü. Zaten anne de koşuyor ve hareket ediyor ama çocuk da 5 günlük o antrenmana gidemediği için durduğu yerde artık patlamaya başladı çünkü hareketsiz kalıyor. Bu sefer ne oldu? Onu eğlemek için anne normalinin 3 katı hareket etmek durumunda kaldı. Bu tarz dengeler de oluştu ve şey güzel gitti, herkes halinden memnundu. Bizim tarafta evet, öyle. Harika. Sanal koşuyu da ilk kez duyanlar olabilir. Onun için çünkü ilk duyulduğumda hani VR'la mı koşuyoruz, ne oluyor? Gerçekten aslında koşuyoruz. Aynı mesafeyi istediğimiz bir yerde, ister Türkiye'de olalım, ister yurt dışında, ister dağda bir köyde yaşayalım, o mesafeyi koşup aplikasyon sayesinde derecemizi giriyoruz. Bir yerle yapmıyoruz. Halen belki sanal koşu konusunda hani çok net bir bilgisi olmayanlar için onu da ekleyelim. Şimdi Şule, seninle devam etmek istiyorum. Biz de pandemide çok güzel bir görüşme yaptık sizlerle ve tabii pandemi, eve kapanma, onun yanında da beraberinde getirdiği sağlık sorunları, diyabet, obezite. Siz neler yaptınız bu dönem insanlar hareketsiz kalmasın diye? Yani aslında bizim dernek olarak her zaman söylediğimizden çok farklı şeyler söylemedik. Çünkü bizim asıl yani birinci hedef kitlemiz hiç hareket, yani az hareket edenler ya da herhangi bir spor yapmayanlar ya da bunu alışkanlık haline getirmemiş ve çok böyle yeni yani yeni başlayanlar seviyesi bizim en öncelikli hedef kitlemiz. Çünkü onları hani teşvik etmek ve onlara bir başlangıç adımı attırmak istiyoruz aslında. Zaten yapan ve bunu hani yapmaya niyeti olan ve bir alışkanlık edinmiş kişiler bir şekilde sanal da olsa, işte videoyla da olsa, evin içinde de olsa bir şekilde... Siz evin içinde o 42 kilometre koştunuz. Yani bu düşündüğümüz zaman gerçekten neredeyse inanması güç bir şey ama işte isteyenin yaptığını ve her şekilde her imkanı değerlendirip bunu mutlaka oldurabileceğini bizim de inancımız kesinlikle tam. Bizim aslında hedef kitlemiz bu hiç yapmayanlar olduğu için çok basit şeyler aslında önermeye başladık insanlara. Biz bu önerilerimizi masa başında çalışanlara da, hani ofiste çalışanlara da ve zaten hareketsiz geçiren, hayatını hareketsiz geçiren insanlara yaptığımız önerilerdi. Bu sefer gerçekten bunları birazcık daha böyle artık yapmak zorundasın, başka hiçbir çaren kalmadı noktasında aslında bahsetmeye başladık. Mesela çok, yani ben kendimden yola çıkarak örnek vermek istiyorum. Yani bu empati kurmak ve yani bir şekilde insanları bir şey motive etmek için gerçekten var olan hikayeleri birebir de birinci ağızdan rol model hikayesi olarak göstermek gerçekten çok kıymetli olduğuna inanıyorum ki pandemi zamanında sizinle de görüştük. Elçimiz oldunuz çünkü siz yaptıklarınızda zaten ilham olan
bir şekilde insanları buna başlatabilecek noktadasınız zaten. Çünkü enerjiniz ve iyilik, o iyi olma haliniz, bunlar bulaşıcı. İyilik ve mutluluk gerçekten bulaşıcı şeyler ve biz bunu sizi izleyerek hissedebiliyoruz. O yüzden hani bu elçilik konusunda öyle bir niyetimiz var ve çok da mutluyuz açıkçası. Tekrar çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür mesela ederim. Ne demek? Biz insanlara dedik ki, yani bilgisayar başında çalışıyorsun, işini eve getirdin. Bütün gün bilgisayar, hatta çalışma saatlerin uzadı belki ve hani bazı dengelerin çok değişti. Benim mesela yaptığım çok ufak bir şey var hayatımda ve gün sonunda ne kadar adım attığıma gerçekten inanamayacaksınız. Her telefon çaldığında yerimden kalkıyorum. Her telefon çaldığında mutlaka yerimden kalkıyorum ve yürüyerek telefon görüşmem yapıyorum. Eğer görüntüsüz bir şeyim varsa, toplantım varsa, kulaklığımı takıyorum, telefondan bağlanıyorum. Evin içinde yürümeye başlıyorum. Eğer yani sokağa çıkma yasağım yoksa ya da dışarısı müsaitse, çok fazla insan yoksa dışarı çıkıyorum. Yürürken, çünkü yürürken yani o ne kadar yürüdüğünü insan fark etmiyor bunları yaparken. Gün sonunda bakıyorum, ben ev içerisinde 7500 adım atmışım. Yani gerçekten olmayacak gibi geliyor. Bu kadar basit bir şeyle, yani bu kadar basit bir şeyi hayatımıza sokarak büyük bir değişiklik ya. Yani buna inanmamız gerekiyor gerçekten. Yani ben tek başıma ne yapabilirim, işte benim nasıl bir etkim olabilir gibi şeyler gerçekten birey söz konusu olduğu zaman kesinlikle çok etkili olduğuna inanmamız ve kendimizi gerçekten bu anlamda motive etmemiz sizin şart olduğunu düşünüyorum. Mesela yani her yarım saatte bir şekilde bir bahane bulup ben yerimden kalkıyorum. Ya gidiyorum işte kedime sataşıyorum, ya gidiyorum bir şey yapıyorum. Ne olursa olsun, ya gidiyorum banyoyu temizliyorum. Neyse yani gerçekten o 10-15 dakika verdiğim molada bir yerimden kalkıp bir metabolizmamı hızlandırdığım, atıyorum bir bardak su almaya gidiyorum falan, ya bunların değersiz olduğunu düşünmek gerçekten çok yanlış. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman bir günümüzü baktığımız zaman çok iyi hissediyoruz. Hareketimiz bizi yapmışız. Fiziksel olarak iyiyiz. Enerjimize bir şey olmamış. Üstelik belki daha çok odaklanmışız işimize. Daha verimli çalışmışız o yürüyüşü yaptığımızın üstüne geçen 2 saatte mesela. Çok daha fazla iş yapmışız ve bunalmamışız. Canımız sıkılmamış. Hani bunları birazcık yaşayarak, tecrübe ederek denemek lazım. O yüzden bizim verdiğimiz tavsiyeler birazcık bunun özelindeydi. Yani her şeyi yapabilirsin. Yeter ki oturduğun yerden kalk. Yani şu an durumlar çok sıkışık olduğu için hani insanlara atıyorum tempolu yap ya da eforlu yürü falan gibi şeyler belki söyleyemedik. Ama yani her yaptığın, oturmaktansa oturmak dışında yapabileceğin her hareket senin için bir artı. Bunu da asla gerçekten unutmamak ve yani önemini yatsımamak gerekiyor gerçekten. Bir de böyle hani online dersler vesaire, bunlar birazcık geçici şeyler aslında. Yani tabii ki bir hevesine kapılıyorsun, bir başlıyorsun, merak ediyorsun, yapıyorsun ama bunlar aslında kalıcı değil. Kalıcı olan kendi alışkanlıklarımız, kendi kendimize edindiğimiz alışkanlıklar. Birazcık biz bunlara yöneldik. Mesela bisiklet konusunda birazcık şeyler konuştuk. Çünkü bu pandemi ve işte sosyal mesafe, işte toplu taşıma korkusu vesaire değişik kaygılar sebebiyle aslında bisikletin tam bu dönemde ne kadar güvenli, zaten bu arada her bir sürü faydası var. Yok trafikten kaçıyorsun, zaten iklime katkı sağlamış oluyorsun, hareket ediyorsun. Bir de bu COVID döneminde sosyal mesafe koruyorsun, müstakil bir ulaşım aracı ve üstelik açık havadasın. Yani bunun ne kadar güzel olduğunu birazcık anlatmaya ve ne kadar aslında kullanılabilir olduğunu anlatmaya ve teşvik etmeye çalıştık. Yani bizim söylediğimiz şeyler değişmedi. Sadece insanların belki birazcık algısında mutlaka değişiklikler oldu. Çünkü çok felaket bir şeyle karşı karşıya kaldık ve bir anda karşı karşıya kaldık bununla. O yüzden biz hala aynı şeyleri söylemeye devam ediyoruz. Her yaptığımız şey hareketsizlikten kesinlikle iyidir. Bir hareketi fiziksel aktiviteye dönüştürmek ayrı bir şey. Ama hareketsiz kalmaktansa bir şey yapmak kesinlikle artı yazar. Yani buna inanıyoruz. Çok güzel ya, o telefon çaldığında yürüme hikayesine bayıldım. Evet. Ben de mesela gün içinde telefonlar çok geliyor ya, ben açamıyorum. Onları biriktiriyorum ama akşamüstü yürüyüşe çıkıp tek tek o telefonlara dönüyorum. Çok güzel değil mi? En azından hani bir hareket, evet. Ya o gün spora vakit ayıramamışsam en azından telefon konuşmalarını yürüyerek yaparım diye düşünüyorum. Çok değerli bu söylediklerin. Yani gözümüzde büyütecek bir şey yok aslında. Çok küçük bir davranış değişikliğiyle çok daha aktif yaşamlar yaşayabiliriz. Yavuz Bey, sizin iletişim stratejiniz değişti mi bu dönemde? Siz ne dediniz insanlara? Bir iki tane gördüm çünkü ben paylaşım çok güzeldi pandemide yapılan küçük değişikliklerle. Onlardan biraz bahseder misiniz? Ya şöyle, tabii bizim asli işimiz sigortacı olarak sürdürülebilir olmak. Yani çalışanların sağlığını korumak zorundayız çünkü hizmet veriyoruz. Yani bir taraftan da
sattığınız ürünün hizmetini vereceksiniz. Dolayısıyla ilk odağımız pandemi döneminde çalışan sağlığı oldu. Yani sektörde tahmin ediyorum ilk eve giden ve hala evde duran tek şirketiz. Çalışan sağlığı önemli. Tabii bunun neticeleri var. Eve götürüyorsunuz ama evde sağlıklı mısınız? Dolayısıyla çalışanlarımıza farkındalık programları çerçevesinde sürekli bilgilendirme, işte bizim çalışan aplikasyonumuz üzerinden onları motive etmek, teşvik etmek, bilgilendirmek en önemli başlıklarımızdandı. Onların evde konforlu yaşamalarını sağlamaya çalışmak çok kolay değil. Ev ortamlarını bilmiyoruz ama en azından tabii. İşte oturdukları sandalyeleri, ergonomik şirket sandalyeleri değiştirme imkanı tanıdık. İsteyen değiştirdi, isteyen değiştirmedi. Önce çalışanımızla başlamak zorundaydık. Biraz orada bizlere görev düştü yöneticiler olarak. Hemen dijital toplantılar patladı biliyorsunuz. Yani her yerde evet. Yani 7/24 dijital toplantı, oralara kurallar koymaya başladık. İşte şu anda mesela pazartesi günleri biz Teams kullanıyoruz şirket olarak. Teams'siz gün bizde toplantı yok. Pazartesi günü kimse kimseye toplantı atamaz zaruri bir şey olmadığını. Harika. Bu da örnek olur umarım. Daha sonrasında toplantı saatlerimizi düşürmeye başladık. Yani bir saat toplantı saatlerini 45 dakikaya düşürmeye başladık. Çalışanlarımız için cuma günlerini ister spor ister başka aktiviteler cuma öğleden sonralarını gelişim zamanı olarak ayırdık pandemi döneminde. Çünkü daha ziyade biraz psikolojik ve mental sıkıntılarımız oldu hepimizin. Ve çalışanlarımıza böyle bakmak zorundaydık. Başka minik tabii aktiviteler oldu. Şule Hanım'dan ilham aldık. Onu dinledikçe biz de bir şeyler yapıyoruz. İşte ayakta toplantılar falan gibi düzenlemeler ama Aksa Tüm Kalplerde gönülleriyle biz işte 10 günde 1 milyon adım atıyor muyuz diye bir eyleme başladık. İşte herkes attığı adımı fotoğrafını aldı, çekti, attı. Hani 1 milyon adıma gelemedik ya da 10 milyon adım hedefledik. Çok özür diliyorum. 10 milyon adıma gelemedik de 9.325.000'de kaldık örnek. Önemli değil. 9.325.000 adım attık biz Aksa Tüm Kalplerde gönülleriyle. Tabii farkındalığımızı sosyal medya üzerinden gösterdik ve müşterilerimize Aksafit'i hep konuşuyoruz. O artık bizim için bir iletişim noktası oldu. Bunu da keşfettik. Yani Aksafit dediğiniz yerde bugün psikolog, pedagog, diyetisyen, spor uzmanları hepsiyle müşterileri buluşturuyorsunuz. Çok enteresan, interaktif zaman dilimlerini gördük. Onlardan gelen isteklerle yönlendirme videolarını vesaireleri bu Aksafit'te artık kullanıcıların hizmetine sunmaya başladık. Tabii her şeyden öte yani şöyle bir durum var. Bir de gerçeklerle yüzleşmek lazım. Biraz da özellikle çalışanlar tarafımızda sakin ve sabırlı olmamız gerektiğini anlatmaya çalıştık. Çünkü öyle ya da böyle bu dönem bitecek. Yani 6 ay sonra biter, 9 ay sonra biter. Biter. Çünkü şu andaki en büyük zorluğumuz da şu söyleyeyim. Yani hareket et diyoruz işte toplantı başından beri içimiz kıpır kıpır hepimizin sorunumuz ne? Çıkıp işe gidememek, bir yerde buluşamamak, evet. Parka gidip koşamamak, sabahleyin buluşamamak. Çalışanlar da ofise gelmek istiyor. Yani devir değişmeye başladı. Tekrar sosyalleşmek istiyor. Şimdi hepsini sakin ve sabırlı bir şekilde evde tutmaya çalışıyoruz. Bir de böyle gelsin. Yani İki yönlüydü. Bir, önce koruma metoduyla evlere gönderdik. Herkes çok mutlu. Şimdi sıkıntılardan bir tanesi herkes iş yerine gelmek istiyor. Bu bahsettiğimiz bütün etkinlikleri yaşamak istiyor. Şimdi diyoruz ki sakin olun, geçecek. Zamanı gelecek. Zamanı gelecek. Yani zor bir dönem. Pandemide tabii bizim için en kritik olan konu hala odur. Ben mesleğimi icra ediyorum. Hizmetimi sürdürmem için çalışanlarımıza örnek olmalıyız. Çalışanlarımız da sürdürülebilir hizmetin temsilcileri durumunda. Hastalanmaya, yani biz tabii sağlık çalışanlarıyla kendimizi mukayese etmeyelim. Onlar muazzam bir iş yönetiyorlar. Çok saygı duyuyoruz. Onlar olmasa zaten Türkiye bu seviyede olmazdı ama meslek grubu olarak ben hizmet sektöründeyim. Önce müşterime ve acenteme hizmet edeceğim. O sebeple de bütün çalışanlarımın mental ve fiziksel sağlıklarını korumaya çalışmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ne kadar başarılı olduk onu zaman gösterecek. Bir de anekdot kendimle alakalı. Bir de öğrendik. Yani pandemi döneminde acayip şeyler öğrendik. Ben kilo verdim pandemi döneminde. Yani bayağı bir kilo verdim. Yani tebrikler. Yani bayağı bir kilo verdim. Açıkçası 15 kilo verdim. Pandemide 15 kilo verdim. Hareket yok, spor yok. Evde attığınız 7000 adımla bu iş olmaz. Ama ne keşfettik eşimle beraber? Pandemiden önceki ay, Şubat ayında şuna baktık, ne yapmışım ben? Ne yapmışım? Çünkü
Yeme şeyim aynı. Evde ne pişiyorsa onu yiyoruz. Özel diyet yapmıyorum. 12 akşam iş yemeğine gitmişim. Buyurun. Öğrendik. Yani iş yemeğinin ne demek olduğunu öğrendik. Zaten ayın 20 günü öğlen yemeklerini dışarıda yiyoruz. Yani ev yemeği değil. Yani ne lokantada ne yerseniz yiyin dışarıda yiyorsunuz. Dolayısıyla beslenme metodlarımızın zararlı mı faydalı mı olduğunu öğrenenlerimiz çoğunlukta. Ben öğrendim ve açıkça söyleyeyim yani eşime her zaman müteşekkirim, benim hayatımda hep olumlu şeyleri yanıma getirmiştir. Bunu keşfettik beraber ve ona göre bir beslenme düzeniyle diyet falan yapmadım. 55 yaşındayım, metabolizmamda hızlanmadığını biliyorum, aksine yavaşladığını da biliyorum. Öyle çok hareketli de bir dünyam olmadı ama işte bu beslenme alışkanlığı öğretisi bile pandemide aslında benim için bir lütuftur diye cebimde tutuyorum, heybemde tutuyorum gelecek için. Çok teşekkürler. Çok önemli bir nokta. Şule buyur. Aslında yani ben hareketli bir insan değilim diyor Yavuz Bey. Hani çok hareket etmiyorum, beslenme düzenimi değiştirdim falan ama aslında bu işlere biz başladığımızdan beri bence Yavuz Bey de istemeden ve fark etmeden hareketi bence hayatında arttırmış olabilir. Ve belki fark etmeden yaptığı hareketler de sizin kilo vermenize etki etmiş olabilir. Neden ya, olmasın? Bu çok mümkün ama şöyle söyleyeyim. Yani ben yaşam rutini olarak da sabah 6'ya çeyrek kala kalkıp yani tam 19 yıldır köpek dolaştıran bir bireyim. Zaten hareketliydiniz aslında. Yani ben zaten yani her sabah 38-40 dakika arasında yürüyerek günüme başlarım. Onlar benim için rutin yani baktığınız bitti, zaman. Evet. Ama başka şeyler geldi yani bilinçlendim o hafta sonu hareketleri, işe gitme hareketleri burada haklısınız çok doğru. Mutlaka olmuştur değişiklikler. Çok, bu da oldu. Çok önemli. Yani yeme alışkanlıklarımız da dönüştü. Sağlıklı bireyler olma konusunda o da çok değerli. Şimdi son olarak 17. kalkınma amacını çok seviyoruz dedik. Ortaklıklarımızı, sizler de ortaklıklardan bahsettiniz. Hani bu amaçlara erişmek için aslında 17 çok çok değerli. Şu anda da ortaklıklarımız var ama kimlerle ortaklık yapsak etkimizi büyütürüz. Belki birer cümle onu alacağım. Ondan sonra da sorulara geçeceğiz. Katılımcılardan belki sorular vardır. Buyurun. Kıvanç seninle başlayalım mı? Kimle ortaklık yapsak daha çok insanı harekete geçirir, etkimizi daha büyütürüz. Ortaklık yapmaktan ziyade herkesin yaptığını anlatması çok önemli aslında. O ortaklıkları doğuruyor bizde. Çünkü şu var ya, bir elin verdiğini diğeri görmesin hikayesi yavaş yavaş aslında şekil değiştirmeye ve insanların hikayelerini anlatmasına sebep olmaya başladı diğer tarafta. Bağış yaptığımızı söylemek, hareket ettiğimizi söylemek, sivil toplum kuruluşundaki faydalanıcı gruplar için bir şey yaptığımızı söylemek çok önemli. Bizi büyütecek olan o. Dün gece ben Aydın'daki bir ortaokulun öğrencileriyle buluştum. Kendileri talep etmişler bizimle bir araya gelmeyi. Ve bu çok değerli bir şeydi. Öğretmenleri de çok şaşırdı. Geri döndünüz, çok şaşırdık. Böyle bir şey olmaz zannediyorduk. Hani genelde büyük şehirlerde oluyor bu dedi. Çok güzel de inanılmaz sorular sordular ve işte böyle ortaklıklar aslında bizim için çok önemli. O kadar önemli ki bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şu anda İstanbul Yarım Maratonu bağışlarımız 2 milyon TL'ye ulaşmak üzere. 10-25 bindeyiz. Evet. Bu kadar hepimiz ümitsizken biz şu anda 3700 canlının hayatına bir şekilde dokunmayı başardık. Herkese teşekkür ediyorum. Arkadaşa koşmuş olanlar varsa da bağışlarını esirgemesinler. Teşekkürler. Teşekkürler Şule. Ortaklık? Yani ortaklık bizim için çok kıymetli. Yani biz bir sivil toplum kuruluşu olarak zaten ortaklık olmadığı zaman bizim sesimiz hiçbir şey. Yani biz toplumun sesi olmaya çalışan kurumlarız. Şimdi bir toplum zaten bu işin en tepesinde faydalanıcı ve zaten hepimizin bütün yani özel sektör, kamu, yerel yönetim, sivil toplum, akademi hepsinin hizmet ettiği tek şey bir toplum ve iyi bir ve sağlıklı bir toplum olma yolundayız. O yüzden bizim için bireyler ve kişiler dışında kalan bütün herkesin, kurumların ortaklık yapması, yani bir elin sesi var, iki elin çok sesi var gerçekten. Yani kesinlikle. Bunu mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Özellikle mesela sivil toplum kuruluşlarının sesini, sivil toplum kuruluşları gerçekten herkes alanında uzman ve çok fazla şey biliyorlar. Bilgi sahibiler, kendini sürekli güncel tutan ve sürekli gündemi takip eden bir sektör, sonu sivil toplum sektörü. İşte özel sektör olmadan yani aynı niyeti paylaşan,
aynı hedefe ulaşmak isteyen iki kurumun isimleri ne olursa olsun gerçekten birlikte olmaması için hiçbir sebep yok. Burada niyet çok önemli gerçekten. İşte Yavuz Bey demin biraz önce bahsetti. Kurum kültürü, kurum içerisindeki vizyon ve buradaki yöneticilerin gerçekten bakış açısı bir şekilde bu doğru insanları doğru şey işlerde buluşmak gerçekten zaten bir işe sürdürülebilir olması için yani onun için çabalamanıza gerek kalmıyor. Bu iki şey bir araya geldiği zaman gerçekten çabalamaya gerek kalmıyor. Burada benim yani özel sektör ve sivil toplum olmazsa olmaz üçüncü bir üçgen oluşturacaksak ve üçüncü bir kurum koymak istersen bunu da mesela yerel yönetimler ve mahalli evet. yönetimler demek isterim. Yani bu üçünün çok güçlü. Gerçekten üç birlik, bu üçlü birliktelik çok güçlü. Buna kimler katılırsa bu birliktelik çok daha güçlenir. Ama gerçekten yani isimlerden ve işte renklerden, her şeyden bağımsız olarak niyetlerin buluştuğu noktada işbirlikleri kesin başarılı oluyor zaten diyebilirim. Bizim için şart işbirliği. Kesinlikle. O yüzden çok kıymetli. Yavuz Bey, ortaklıklara kimleri ekleyelim? Valla bizim değer ortaklarımız malum önce çalışanlar yani onu unutmayalım Aksa Tüm Kalpler'de. Sonra dünya dostu acenteler bunlar bizim kendi ekosistemimiz bir kere bunların sayısını yukarı çıkaracağız. İkincisi spor açısından baktığımızda Altın Ordu ve Voleybol Federasyonu maalesef sınırlı sayıda kaldılar. Çünkü biz çatı örgütleri yani altyapıya önem veren çatı örgütleriyle bir arada olmayı seviyoruz. Dolayısıyla bunu daha geliştirmeyi umuyoruz ama henüz daha görmedik bu anlamda. Bir de Tuzla Spor kadın futbol takımıyla bu anlamda harika. Çalışıyoruz. Üniversitelere odağımızı aldık. Yani üniversiteler bizim için yani Şule'nin söylediği sivil toplum, özel şirketler ve yerel idareler. Yerel idare bizim de hedefimizde. Görüşmelerimiz var. Çok olumlu dönüşler alıyoruz. İnşallah yaşanabilir şehirler haline dönüşürüz. Türkiye'nin bizler aktif olacağız ama ben üniversite gençliğini bu uğurda çok önemli bir paydaş ve değer ortağı olarak görüyorum. Şu anda 20 üniversiteyi radarımıza aldık. Onlarla işbirliklerimizi sürdürüyoruz. Tabii Aktif Yaşam Derneği var, Doğal Hayatı Koruma Derneği var, TURMEPA var. Bunlar bizim için vazgeçilmeyecek ve bundan sonra onlar bizi hep istedikleri müddetçe yanlarında olacağız. Yetersiz kenara çekilin derlerse kenara çekiliriz. Hiç problem değil. Kan değişimleri zaman zaman fayda sağlayabilir çünkü bu çok anlamda. Hiç de gocunmayız. Aynı tutkuyla elimizdeki sorumluluğu yerine getirmeye çalışırız. Bunun yanında açıkçası şöyle çok dikkat çeken, ilgi çeken bazı organizasyonlarla da biz işbirliği yapmayı önemli görüyoruz. Mesela sağlıklı beslenme diyorsunuz. Türkiye'de ata tohumu kavramı unutulmuş bir kavramdır. Sağlıklı, onu organik biz beslenme diyoruz ama aslında ata tohumu, bu toprakların tohumu. Ata tohumunu çok fazla ön plana çıkaran ve ata tohumuyla üretilmiş ürünleri satan aslında ticari bir kurum. Ama benim için çok kıymetli çünkü ata tohumunun ne olduğunu öğretiyor. Datça Murat Çiftliği diye bir küçük aile organizasyonu var. Onlarla değer ortağıyız. Onların sigorta ihtiyaçlarına cevap verirken onların da ata tohumu tanıtımı için bizim katkımız olabilirse ne mutlu diyoruz. Bunun gibi fırsatları gördüğümüz her noktada topluma sürdürülebilir katkı vereceğini düşündüğümüz herkese kapımız açık. Biz de ilgi duyduğumuzda merakla yanlarına koşuyoruz. Ve sadece açıkçası spor, hareket ve küresel ısınmayla sınırlı olmadığımızı da söylemek isterim. Çünkü biz üniversitelerde teknoloji alanında muazzam iş yapan üniversite gençlik kulüplerine sponsor olduk. Dünya derecesi yaptılar. ITU Rover takımı Amerika'da üçüncü oldu pandemi döneminde. Çok mutluyuz. Base İstanbul bugün çok bilinmeye başladı. Yani sanat, resim, heykel ve film alanında büyük iş yapan gençlerimiz var. Base İstanbul'la değer ortaklığı yapıyoruz. Onların organizasyonlarının içinde olup sanatın tanıtılmasına katkı sağlıyoruz. Dolayısıyla bu toplumun iyi şeyleri yaşaması için elimizden geldiğince yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Ben yine çok farklı bir şey eklemek tabii. istiyorum bu ortaklıklarla ilgili. Yani farklı sektörlerden bahsediyoruz. Özel sektör, akademi, kamu
Yerel yönetim, sivil toplum. Aslında 5 ana aktör var ve yani bu aktörlerin hepsinin farklı becerileri ve farklı Tabii kapasiteleri olduğunu yetkinlikleri asla var. Tabii. unutmamak lazım. Yani kimden, herkes her şeyi yapamaz. Kimden ne isteyeceğini de çok iyi şey yapmak, analiz etmek lazım aslında. O zaman bir şeyler başarılı oluyor. Yani yapamayacak birinden ya da uzmanlı olmayan birinden bir şey istemek yani vakit kaybıdır sadece. Yani bu 5 farklı sektöründe hakikaten hepsinin farklı becerisi var. Bunları da hani iyi şey yapıp yani bunları çözdükten sonra herkese ortak olabilir bence. Yani başka bir Kesinlikle. Şey kalmaz, engel kalmaz Evet. önünde diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Bizim de yani iyilik peşinde koşmak isteyen herkes, aynı her saygıda kurum, buluştuğumuz her noktada. kişi, evet herkes paydaşımız aslında. Evet. Evet, çok teşekkür ederiz her birinize. Yavuz Bey, sürdürülebilirlik için spor kadar sanatı da gündeme getirdiğiniz için. O da ayrı bir panelin konusu. Onu da ekoloji ve sanat da bu aralar çok konuştuğumuz bir konu. O yüzden belki başka bir panelde de daha detaylı onu konuşuruz. İnşallah. Şimdi soruları almak isteriz. Soru varsa direkt mikrofonunuzu açıp sorabilirsiniz. Katılımcılardan soru sormak isteyen, yorum yapmak isteyen varsa. Var mı soru sormak isteyen? Bunun üzerine ne sorsak boş diyenler herhalde aramızda. Gittiniz mi ya da herkes gitti mi? Evet, herkes gitti mi? Hayır, buradalar. Buradalar, evet. Bu arada Umuda Pedal'dan, Erkan'dan mesaj gelmişti. 23 Nisan'da ve 19 Mayıs'ta 150 evet. çocuğun bir yıllık eğitimine katkı sağlamışlar. Herkes evinde, trainer'da, bisiklet kullanıyor. Müthiş, müthiş. Evet Erkan, bisiklet yarışından bahsetmek ister misin çok kısa? Onun bir teaser'ını verebiliriz. İster misin? Erkan, burada mısın? Erkan bir yandan arada hasta görürken bağlanıyor da. Katılımcılardan galiba elini kaldıranlar var. Ha, Erkan evet. Buradayım diyor. Evet, buradaysan bir merhaba diyebilirsin. Evet. Yusuf ve Cem elini kaldırmış. Yusuf ve Cem'e de söz verebiliriz. Yusuf, Yusuf sizi alalım buradaysanız. Buradayız. Gidemeyecek kadar harika paylaşımlar. Çok teşekkür ederiz. Acaba katılımcılar mikrofonu açamıyor olabilir. Öyle bir şey olabilir. Aa, hayır, öyle bir şey yok aslında. Yok değil mi? Hı. Hayır. İsterseniz yazın. Evet, chat'e yazabilirsiniz. Biz öyle cevaplayabiliriz. Evet, açamıyorlarmış mikrofonu. Cem, açamıyorlar mı? Ayarlardan belki de. Ama bir saniye bir bakalım. Yazın isterseniz chat'e, oradan bakıyoruz zaten. Evet, chat'e yazarsanız bakarız. Evet, buradan yazalım. Hı-hı. Çok teşekkürler bu arada. Teşekkürler için teşekkürler. Birazcık ilham alabildiysek ne mutlu bize gerçekten. Umarız evet. Daha başka şey programlarda tekrar bir araya geliriz. Evet, herkes bir harekete, evet sesim gitmiyor demiş Yusuf. Evet, buradan iyi. Yazabilirsiniz. Telefonda konuşarak adım atmak çok güzel, evet. Yani yalan söylemiyorum. Gerçekten. Yok, yok. Yok, evet, evet, yok. Ben bunu yazan arkadaşı tanıyorum. Öyle mi? Evet. Bir şey söyleyeceğim, yalnız şunu söylemeden edemeyeceğim. Ben biraz çok konuşuyor olabilirim telefonda. Yani zaten biraz anlamış da olabilirsiniz, belki biraz çenem düşüktür. Ama neden olmasın? Adım atıyorum sonuçta. Evet, Yusuf yazacakmış. Çok teşekkür ederiz. Evet, bir başka yolu da yokuşa taşınmak. Mesela ben yokuş olan ve araba girmeyen bir yerde oturuyorum. O yüzden mecburen araba kullanmayı evet. da bıraktım. Yokuştan in çık, in çık. Zaten bir yere gitmek için inip çıkmak zorunda olunca mecburen her gün yokuş antrenmanı. Bu arada İstanbul'da. Evet. Evet, Erkan diyor ki Eylül başında İstanbul'da Gran Fondo düzenleyeceğiz. Çok heyecanla bekliyoruz. Bisiklet yarışı olacak. Evet, buradan sorulara bakıyorum. Öğrencilerimize önerilerimiz. Öğrencilere ne önerebiliriz? Evet, öğrencilere ne öneririz? Öğrencilere buyurunuz, ne önerelim? Hareket etsinler. Onun üzerine bütün önerilerimiz onlar için de geçerli. Ben...
Evet, Yavuz Bey bence. Yok, yani gençlerle evet. Çok vakit geçiriyor. Ya ben öğrencilere birkaç şey söylüyorum. Gerçekten bir kere olumlu bakmak. Yani şu anda bir olumsuz, dünyaya olumsuz bakmak gibi bir dönemden geçiyoruz insanlar olarak. Öğrenciler daha evet. Ağırlıklı. Çok haklılar, çok haklılar. Yani gençliklerin en cıvıl cıvıl noktasında evlere kapandılar. Sosyalleşme imkanları azaldı. Bir kere hani umutlu ve sabırlı olmayı şu anda bir baba kıvamında konuşuyorum, farkındayım ama bunu tavsiye etmek zorundayım. İkincisi meslekleri, işleri, öğretim hayatlarıyla alakalı söyleyebileceğim çok basit şey şu. Denemek ve yanılmaktan korkmayıp hep yanıldıktan sonra bir adım ileri düşüyorlar mı ona bakmalarını tavsiye etmek durumundayım. Cesaret bunun en temel ögesi. Ve günümüz koşullarında dünyaya baktığımızda da fırsatları ve açıkçası detayları araştırmak zorundalar. Yani meraklı ve orijinal olmak zorundalar. Bunun bilincine varmak kolay bir şey değil. Yani meraklı olacaksınız, araştıracaksınız. Ve eski deyimde bizi öyle öğrenmiştik, intihal denirdi. İntihal etmeyeceksiniz. Başkasından alıp kopyalamayacaksınız. Başkasından alabilirsiniz, onu uygulayabilirsiniz ama kendiniz de mutlaka hayatınızda birkaç tane orijinal fikri ortaya çıkarmakta fayda var. Gençler için bu alanlara odaklanmaları. Dijital demiyorum, yabancı dil demiyorum, hiçbir şey demiyorum ama son söyleyeceğim de şu, hangi mesleği yaparsanız, nerede çalışırsanız çalışın, mutlaka insan merkezli bir hayat yaşamak zorunda olduğumuzu pandemi bize zorla öğretti. Yani bunu unutmayalım. Bu da bence heybemizde pandemiden kalan olumlu bir yandır. İnsan merkezli yaşanmayı öğrenmek zorundayız. Öğrencilere söyleyebileceğim açıkçası bunlar. Ve bir şeyleri dert ediniyor olmak dolayısıyla. Evet. Ve çözüm için harekete evet. Geçiyor olmak. Vildan Hanım'a cevap vereyim ben. Vildan evet, çok Hanım... teşekkürler Vildan Hanım bu arada. Kusura bakmayın ben de dijital araçlarda çok yeniyim. Fakat ayrılmak zorunda kaldı. Ben host olarak yapabileceklerimi şu anda keşfediyorum. Yusuf Bey konuşabilirsiniz şu anda. Benim izin vermem gerekiyormuş sanıyorum. Sesim geliyor mu şu anda hocam? Evet. Ben merhaba hocam tekrar. Merhaba. Benim söylemek istediğim hocam sürdürülebilir olması açısından tabii ki küresel iklimi de düşündüğümüz zaman nüfus meselesine gelmek istiyorum. Belki de insan olarak en çok hareketli olduğumuz alan nüfusun artışı olduğu alan diye düşünmeye başladık. Çünkü şöyle eskiden insan ömrü biliyorsunuz 45-50 civarındaydı. Şimdi 70-80'lere, 85'lere kadar çıktı. Nüfus da çok ciddi şekilde artmaya başladı. Yani mesela kısaca şöyle söyleyeyim. 2020'de 10 milyar olması 2030'da 10 milyar olması bekleniyor. 2070'de 20 milyar olması bekleniyor. Çok ciddi bir artış var. Buna gafil avlanma deniyor yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü geometrik olarak artıyor. Katlanarak arttığı için çok ciddi şekilde bir artış söz konusu. Artı tabii ki burada bir de sıkıntı şu var hocam. Taşıma gücü diye bir olay var. Yani dünyadaki doğal kaynakların ve insanın hayatını devam ettirebilmesi için gerekli olan tüm kaynakların da kısıtlandığını, azaldığını da düşünürsek gerçekten ciddi bir problem. Yani olayın nitelik olayı da var. Mesela biliyorsunuz yapay zeka dönemine de geçiyoruz bu döneme. Baktığınız zaman hem insanların hareket alanları daralmakla beraber yani spor alanlarına yönelmesi lazım. Belki bu spor alanları için şu da yapılmalı gerçi. Kent konseylerinde biliyorsunuz belediyelerde yapması gereken bir sivil hareket ama o da çok kısıtlı oluyor ya da hiç olmuyor. O siyasi bir konu oluyor. Şunu demek istiyorum. Yani bu nüfus artışı iklimsel anlamda, sürdürülebilir anlamda önemli unsurlardan biri değil midir? Yani bununla ilgili gerçi bizim boyumuzu aşar ama dünya genelinde özellikle gelişmekte olan ülkelerde ya da gelişmemiş ülkelerde nüfus artışı 3'e kadar, 3,5'e kadar çıkıyor. Yani bu açıdan baktığımız zaman hocam bu nüfus olayı sürdürülebilir aslında gerçekten kötü değil mi? Bu konuda insanlar neden kafa yormazlar? Neden bu iş konuda çaba göstermezler diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Teşekkür ederim.
Teşekkür ederiz. Ben, şöyle bir şey söyleyecek ama yani, bu konuda kafa bu yorulmuyor konu... değil. Yani nüfus çalışan çok insan var. Var evet. o yüzden evet şöyle buyur. Evet. Ama yani nüfus artışı ve işte sürdürülebilirliği bir noktaya getir. Yani bir araya getirdiğim zaman ben çok tabii kişisel taraftan hani birazcık da bu işlerle hani az çok ilgili olduğum için bizim araştırmamızda da bu sonuçlar çıktı aslında. Tüketim alışkanlıkları dediğimiz şey gerçekten çok kritik. Bizim karar verdiğimiz, bizim alışkanlığımız olan başka hiçbir şeyin sebep olmadığı, bizim ne kadar işte tükettiğimiz ve bu tüketim karşısında neye ne kadar geri verdiğimiz de çok alakalı bir durum. Yani nüfus artışının bence bu nüfus artışı dünyanın kaldıramayacağı ya da doğanın kaldıramayacağı bir felakete dönüşeceğini zannetmiyorum. Ancak dediğim gibi biz mesela ben şimdi bu işte hareket ve iklim ve sağlık dediğimiz dünya için hareket projemizde çok fazla dikkat etmemiştim. Fakat şimdi kendi tüketim alışkanlıklarımı gözden geçiriyorum. Yani biz doğal kaynakları neden harcıyoruz? Yani neden daha fazlasını harcıyoruz? Bir şeyler üretmek istiyoruz kendimize. Kendimize pet şişede su yapmak istiyoruz mesela. Çünkü suyu pet şişeden içmek istiyoruz. Nereden çıktıysa. Ya da başka şeyler zaten elimizde yapabileceğimiz var olan şeyleri daha hızlı, daha kolay, daha enerji harcamadan yapmaya çalışıyoruz ve bunlar için bir şekilde aşırı bir tüketim durumu söz konusu. O yüzden hani insanlık bu aletlere ve edevatlara ne diyeyim artık bilmiyorum ama talebini ne kadar minimuma indirirse bunların kullanılması ve işte üretilmesi vesaire zaten domino taşı gibi birbirini etkileyecektir. Tamamen insanın alışkanlıkları ve tüketimine bağlı olduğunu düşünüyorum. Yani başa çıkılamayacak bir şey olduğunu düşünmüyorum ama birazcık çaba sarf etmemiz, bireysel olarak çaba sarf etmemiz mutlaka gerekiyor tabii ki. Kesinlikle. Yani sınırlı kaynakları sınırsız gibi kullandığımız evet. için oldu bunlar. Evet, sorumsuzluk evet. yani. Tamamen evet. gerçekten. O yüzden hani ama nüfus konusunda çalışanlar var. Onu da ekleyelim. Onlara haksızlık etmeyelim. Çok sayıda nüfus çalışan. Güçlerimizi birleştirebiliriz onlarla. Evet. burada Aslı şey yazmış. Kürşat Başarı yürütüyorsunuz. Helal olsun. bunun hikayesi çok komik. Kürşat benim çok yakın arkadaşım. Yani 25 yıllık. ve hani 90 bin kişiyi koşturduk. Seni yürütemedik derken pandemide yürümeye başladı. ve ciddi mesafeler yürüyor artık. İlk 10 kilometre yarışına hazırlanıyor. Neredeyse. o yüzden hani onun espri nedenine onu da eklemiş oldum. Dünya evet. nüfusu ile ilgili ironik bir cevap verebilir miyim? Lütfen. Dünya 4,5 milyar yaşında. Bizler evet. yani en baba yiğidimiz işte ekonomik ömür 75-80-85 yaşındayız. Kaç tane bizden geldi geçti dünyadan? Şimdi şöyle evet. bakacağız. Ya bu işi el birliğiyle dünya insanları adam edecek, küresel ısınması, salgın hastalığı, gelir adaleti, yoksul toplum, gelişmiş toplum arasındaki farkın daralması ya da dünya halledecek. Dünya halletmiş zaten. 4,5 milyar yıldır ne toplumlar ne insanlar gelmiş geçmiş. Sen çareyi bulamazsan dünya kendi kendine çareyi buluyor. Resme böyle baktığımızda basit. Dolayısıyla bireysel olarak da döneceğiz. Bunları teker teker halletmeye çalışacağız mı yaşam ömrümüz boyunca gelecek nesilleri düşünerek yoksa halletmeyeceğiz mi? O bireye kalmış bir şey. Çok açıkçası dünya toplumları ilgilendiren konular. Birleşmiş Milletler bunun için koymuş 17 tane madde. Alıp okuyacağız, evet. bakacağız. Ama biz çözemezsek dünya çözüyor. Hiç endişe olmasın. Evet. Evet, evet, dünya çözüyor yani kendi kendine bu. Evet. Dünya çözdüğü yani, zaman biz geriye kalır mıyız tabii ona. biz kalmayacağız. O bizim yani kendi sürdürülebilirliğimiz mümkün olmayacak. Aynen dünya biz silindikten sonra kendini toparlar. Dünyaya o devam şey eder. Bize hoşça kalın yani gerçekten. Evet. Başka Kıvanç'cığım sen bir soruyu cevaplıyordun sanırım. Orada bir araya mı girdik? Yazdım zaten. Evet, cevabı. Aplikasyonları yazdım. Evet, Mildan evet, Hanım'ın sorusuna cevap yazdım. Mildan Hanım yürüdükçe fidan dikebilsek, evet. keşke adımlar birikse demişti. O tarz aplikasyonlar var. Bir tanesini verebilir miyiz? Destek olunabiliyor. Ben şöyle bir şey rica Aha. edeceğim organizasyondan, İknur Hanım'dan. Bize lütfen toplantı sonrasında katılımcı sayısını söylerse biz katılımcı sayısı kadar bu toplantı için fidan bağışlayacağız. Aa, bizim şirketimizde zaten geleneksel bir uygulamadır. 25'in üstünde katılımcının olduğu toplantılarda iç veya dış katılımcı sayısı kadar biz fidan bağışlayarak en azından karbon ayak izimizde bir nötrleşme yapabiliyor muyuz ona bakıyoruz. Sizlerden alabilirsek çok teşekkürler. Nur Hanım'ın ben istediği ilettim. Harika tamam. bir kampanya. Çok teşekkür ederiz.
Ha, biz iki kişi dinliyoruz. Çok iyi. Çok süper. Harikasınız. Erkan da detayları yazmış. Evet. O zaman sonuna geldik. Gerçekten 1,5 saat geçmiş. Çok keyifli geçti. Sizlerle olmak çok güzeldi. Çok çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. İyi ki bir aradayız. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Davet için. Hoşçakalın. Yeniden görüşene dek şimdilik. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.